sahibi vardır tarlaya eker, şey zamanı, hasat zamanı ürünü biçer şeklinde. Kimileri dünyayı bir tiyatroya benzetir, işte bir takım roller vardır, herkes rolleri oynar o oyunun sonuna kadar. Fakat daha çok genellikle dünya bir okula benzetiyor dediğim laflarda. Nasıl bir okulun bir öğretmen kadrosu, öğrencileri, sınıfları, sınavları ve bitirme sınavları en sondaki olursa, nasıl bir okulun sınıfları ve dersleri varsa, nasıl bir takım kontrolörler, arada bir müfettişler gelip incelerse, nasıl bir okulun bir müfredatı, bir eğitim programı varsa ve o okuldan en sonunda da 5. sınıf mesela, kaçıncı sınıfsa, kaç sınıfsa okul, son sınıfından bitirenler diplomalarını alırsa, dünya okulda buna benzetiyor. Dünyada böyle bir okula benzetiyor, bir diploma alma söz konusu. Fakat şöyle bir fark var tabii, bir okuldaki devreler böyle işte 6 ay, ne bileyim 8 ay, 9 ay sürüyorsa, dünya okulundaki devreler on binlerce yıl sürüyor. Son gelen bilgilere göre, bulunduğumuz devre tam 70 bin yıl önce, meşhur Nuh Tufanı denilen, sembolik ismiyle belirtilen tufan dediğimiz toplu doğal afetler dönemiyle ya da bir inkılap, eski terimle inkılap, yeni terimle dönüşümle tamamlanmış olup 70 bin yıl önce açılmış ve yine bir devrenin sonuna gelmiş bulunuruz bilgilerimize göre. Benim anladığım kadarıyla İlahi Nizam ve Kainat'tan 2059 yılı ilerleyen yıllardan birinde de bu devrenin finalini göreceğiz gibi görünüyor. Kitapta bahsedilen bilgilere göre. Enteresan bir konu. Daha önce çocukluğumuzdan beri kıyamet diyorduk. Hiç bu kadar yaklaşmış olduğunu düşünmüyorduk. Son bilgilerle iyice yaklaşmış olduğumuzu anlıyoruz. Şimdi okul, bu okulun 70 bin yıllık devresinden önceki devre içinde, pardon, sonraki devresi içinde, bizim devrimizden sonraki 60 bin yıl süreci ifade ediyor aynı kitapta. Şimdi peki bu önceki devrede yaşayanlar acaba kutsal metinlerde belirtilmiş midir? Mesela Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de bugüne kadar tam olarak tescil edilememiş iki tane kavimden bahsedilir. Ad ve Semud kavimleri diye. Semud kavmini ilk olarak ben kendim keşfettim. Kur'an-ı Kerim'de nedir diye, ne değildir, araştırdım ve sonuçta Mu uygarlığını belirttiğini anladım. Zaten Mu ve Semud da birbirine benzeyen terimler. Ad kelimesi içinde Atlantis olduğunu düşünmüştüm. Bunu yıllar önce kitaplarımda yazmıştım. Yazılarımda, makalemde yazmıştım. Şu anda az çok bu fikrimi benimsenmiş olduğunu görüyorum çevredeki bilgilerden, alıntılarda gördüğüm kadarıyla. Ve Kur'an'da Mu devrinde gönderilen peygamber için Salih peygamber adı geçer. Salih peygamber adı geçer. Demek ki o devrede bir tek tanrı din var. Ve Ad ve Semud kavimlerin yok oluşunu Kur'an'da bilmiyoruz tam olarak sayısını ama yani pek çok defa, belki 20-30 belki daha fazla defa bu kavimler beraber genellikle geçer. Şiddetli bir sarsıntıya yakalandıklarını. Fakat biz onlara zulmetmedik. Zulmü kendilerine kendileri yaptılar. Onlar üzerinde işte hiçbir şey mekâme vermediğimiz bir takım nimetler verildiğinden bahsediyorlar o kavimlere. Hatta şey diyorlar, İrem Şehri kadar şehirler içinde böyle mükemmeli görülmemişti. İrem Şehri varmış, hatta falan. Ve hatta bunlara binecekleri taşıt yarattık gibi ifadeler de var. Bir takım taşıtlardan da bahsediyor yani. Yani o devirdeki kullanılanlardan daha değişik bir taşıt havasında. Neticede bu taşıtları nasıl taşıtları ilginizi çekenler varsa Mısır'daki Abidos Tapınağı'nın duvarlarında bu taşıtların resimleri var. Denizaltı helikopter ve uçak benzeri bir takım yapıtlar var. Oraya nereden geldiği soru gibi bir şekilde gelmiş oraya, yapan da orayı onlara resmetmiş oraya, işlemiş. Rölyef olarak kabartma olarak. İlahi Nizam ve Kainat kitabındaki 13 Nisan'da yayınlanan kitapta deniliyor ki bu alametler, yani bizim bu devrede görmeye başladığımız ve daha göreceğimiz alametler bu devresinde de onlara bir takım şeyler öğretmişler. Bu arada şunu izah edelim. Kafalar karışmış bazı arkadaşlarım. Bana sorular geliyor. İlahi Nizam ve bir devir geçiyor, bir devre geçiyor. Nedir falan diye sorular geçiyor. Bunların ikisi aynı şeydir. Yani bazen devir, bazen devre deniyor. Aradaki fark şudur. Devir dendiği zaman belirli tarihsel bir periyoda ele alıyor. Tarihsel bakımdan ele alma var. Devre dendiği zaman da bir döngü söz konusu. Yani bir şey başlıyor, diyelim ki bir daire çiziyor ve bitiyor. Buna biz devre adını veriyoruz. Fakat her devir aynı zamanda bir devre, her devre de aynı zamanda bir devirdir. Yani sadece orada o konuyu hangi açıdan baktığınıza bağlı. Devir eşittir devre. Yani arada çok büyük bir fark yok. Herhangi bir kavram kavramı.
şunu unutmamak lazım. Her devre kendi içinde bir sürü tali devrelere ya da devirlere dahil oluyor. Mesela bizim şimdi bu içinde bulunduğumuz devre İlahi Nizam ve Kainat kitabında bir sürü bakımdan çeşitli devirlere ilerliyor. Bir tane bir bakımdan ilk zamanlar, orta zamanlar, son zamanlar diye bir üçe ayrılmış ama eşit zaman dilimde bir üçe ayrılma yok. Onu karşınıza çıkarsa ilk zamanlar demin de o bir zamanlar anlamında değil o ilk zamanlar. Orta ve son zamanlara göre olan ilk zamanlar kastediliyor. Başka bakımlardan gene devrelere ayrılmış. Mesela kabalaşma devri var. İlk başlangıcı devrimizin ilk başlangıcı 70 yıldır. Daha sonra başka bir sürü devirler geliyor. Ve en sonunda da eski terimlerle inkılap ve intikal devri içinde bulunduğumuz son zaman dilimi ki bu 100 yıl süreceği ifade ediyor. Ve eski muktasında da 80-100 yıl olarak sürdüğü ifade ediliyor. Ben bunu kitapta gelen bilgilere göre iki devre halinde alıyorum. 50 yıl artı 50 yıldız içinde bulunduğumuz bu inkılap ve intikal devrini, yani dönüşüm ve geçiş devrini Türkçeleştirirsek, dönüşüm ve geçiş devrini. Bu da çok enteresandır. Tam iki sinüs periyodu eder. Sinüs periyodları, sinüs yıldızın periyodları 50'şer yıldır. İki tane 50 yıl, 100 yıl zaten uygarlığımıza asıl dediğimiz 100 yıl kelimesi oradan kalmıştır. Yunan mitolojisinden bu şekilde 50 rakama bu şekilde bize intikal etmiştir. Yunan mitolojisini açın bakın, sayısız belki yüzlerce yerinde hep 50 rakamına atfedilir. O 50 anlamak bir de oradan kaynaklanan, aynı bilgiler kaynaklanan o 50 anlamak bir başka bir şey değildir. Evet, şimdi bu dünyasının kapanışından önceki olayları ben burada izah etmeme gerek yok. James Churchward kitabında Bedir-i Selman'dan önce bahsetmişti zaten 1930'lu yıllardaki kitaplarında. Fakat İlahi Nizam ve Kainat kitabında daha ayrıntılı ve daha Churchward'ın hiçbir zaman bulamayacağı çok mükemmel bir şekilde Moore'un o son zamanları çok ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk'te bu konusuyla bilmeyenleriniz varsa söyleyeyim, ilgilenmiştir. Kitaplar 1930'larda yayınlanınca bu konusunda kitaplar 60 kadar tercümana bu kitapları dağıtıp hızla çevirmiştir ve böylece hızla okumuştur. Kitaplar bazıları 3-4 kitaptan bazıları hala Anıtkabir Müzesi kitaplığında bulunmaktadır deniliyordu. Herhalde oradadır abi. Şimdi gelelim misafir gezegen konusuna. Çünkü evvela şunu söyleyeyim yalnız, bir okulun bir devresinin kapanışını, bana şu an bunu da söyleyeyim. Bu dünya gezegenimiz üzerinde bu okul yüz binlerce kez, 3-5 değil, eski bu bilgiler değişti artık. Eskiden teozoflara göre 7 devreydi, işte ne bileyim Pisa'ya göre şu kadar devreydi, şu kadar, başka kaynaklara göre şu kadar devreydi. Hiç de öyle değilmiş, son bilgilere göre yüz binlerce defa bu okul açılıp kapanmış. Ben bu bilgiyle ilk karşılaştığımızda biraz şaşırmıştım. Çünkü hemen matematik hesabı yaptım dedim, dünyanın bir yaşı var, yüz binlerce kez nasıl olur dedim. Baktım ki olur, oluyor. Yani illaki hepsinin 70 bin olması şart değil, 10 bin yıllık devreler de olabilir, 20 yıllık devreler de olabilir, daha fazla olur. Aksın. Bunlar işte zaman dilimlerinde yapanlar zaten bugüne kadar hep yanlış yaptı. Defalarca da ikaz ettim, niçin 26 bin yıl olsun? Yani 26 bin yıl prosesi şuna hareketidir. Bunun daima devrelere eş olması şart değil ki. O ayrı astronomik bir şey. 26 bin yıl zannediyorlar. 26 bin yıl prosesyon. Yani bir topacı attığınız zaman şöyle eldeki çocukların bir topaç vardır ya. Topaç dönerken böyle arada bir kafa sallar. Bilmiyorum. Hiç gözlemlediniz mi? O topacın kafa sallamasına prosesyon hareketi denir. Gezegenlerin yaptığı bir. Burada işte bizim gezegenimiz 26 bin yılda tamamlıyor. Fakat bunun benim bahsettiğim bu okulun devreleri hiç alakası yok. Abayrı bir şey. Bir mevzu. Şimdi bugüne kadar 1959 yılından bugüne kadar bir gezegenin yaklaştığı ya da bir gezegenin dünyaya felaket getirdiği haberleri ilk 59 yılında başlamakla beraber bu İlahi Nizam ve Kainat kitabı açıklanmadığı için o yıl bilgimiz yoktu. Fakat sonraki yıllarda bakıyoruz böyle bir gezegenden bahseden çeşitli kimseler ortaya çıktı. Ben size şimdi bunların tarihçesini çıkarttım. Tarihsel sırayla anlatmaya çalışacağım. Şimdi dünyanın sonuna gidecek yaklaşmakta olan meçhul gezegenden bugün bu arada birçok isimlerle bahsettiler. Ortak bir isim bugüne kadar kullanılmadı. Kimi astronomlar başka bir isim verdi, kimi ezoteristler başka bir isim verdi, işte kimi tebligatlar da başka bir isimle geçti bu gezegenin adı. Bu arada ben de şahsen tam 40 yıl önce bir rüya görmüştüm. Böyle bir gezegeni rüyamda görmüştüm, yaklaştığını, fakat o zaman benim kendi bilinçaltımdan gelen ya da başka bir yerden gelen
yıllar sonra 2013'te işte böyle bir bilgiyle karşılaşınca o zaman dünyanın boş olmadığını anlamış bulunuyor. Orayanda'daki isimlerde de SFR isimleri ortak, STR harfleri ortaktı. Misafirdeki SFR sessiz harfler ortaktı. Rüyadaki hatta. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi İlahi Zizam ve Kainat kitabı da diyor ki bu gezegen diyor dünyadan 400 kez büyüktür. Fakat astronomide büyüklük söz konusu olduğu zaman iki şekilde bahsedilir. Genellikle çap olarak bahsedilmekle beraber bazen de hacimsel olarak yani bir şeyden büyükse hangi bakımdan büyük onu sorgulamak lazım. Tamam 400 defa büyük de yani diyelim ki bir portakal var. Bir de yanında bir karpuz var. O karpuz, o portakalın diyelim ki çap olarak 3 kez büyük. Ama bu demektir ki o portakaldan atıyorum 9-10 tanesi o karpuzun içine sığabilir. Kaç? 400 kez büyük denildiği zaman acaba çapı bakımından mı 400 kez yoksa hacimsel olarak mı 400 kez bunu bekleyip göreceğiz. Zamanı gelince ortaya çıkacak. Fakat şu anki verilere göre şunu söyleyebilirim. Sizin zihninizde bir imaj olması için. 400 kez diye ne neden büyüktür diye araştırdım ben internetten. Meğerse güneşimiz uydumuz olan aydan tam 400 defa büyükmüş. Fakat çap olarak, hacimsel olarak değil. Başka da bir şey 400 defa büyük şu ana kadar rastlayamadım yani o kozmozda. Sadece bu bilgiyle rastladım ama bu da bize zihninizde bir şey örnek oluşturabilir yani. Güneşin aydan 400 defa çap olarak büyükse ve geleceğin yaklaşmakta olan gezegende eğer ki 400 defa büyükse dünyamızdan bu durumda güneşten daha büyük olur çap olarak ele alırsak ama hacimsel olarak ele alırsak güneşten daha büyük değil. Fakat yine de dünyadan yani bir hayli büyük olması lazım hacimsel olarak da büyük olsa yani. Hocam uzaklık olarak da 400 kat güneş aydan. Tamam merhaba hoş geldiniz. Pardon. Uzaklık olarak da güneş aydan 400 kat uzak. Ha tesadüfen tam uzaklık olarak da 400. Öyle olduğu için zaten tutum oldu. Evet enteresan bir bilgi. Teşekkür ederiz. Ya ben de paylaşmak istiyorum. 400 defa büyük herhalde hacim olarak büyük olsaydı. Çünkü çap olarak büyük olsaydı zaten gezegen değil yıldız olurdu. Evet yani öyle bir olay da var. Ben de araştırdım yani o kadar büyüklükte şu ana kadar bir gezegen bilindiği kadarıyla keşfedilmiş değil. Herhalde hacim olarak büyük olması mantıklı bana da öyle geliyor. Çünkü o büyüklükte bir gezegen şu ana kadar ben araştırdım göremedim yani şey olarak çap olarak. Almasın bir şey de olabilir. Kütle olarak kütlenin içinde yoğunluk da yer alır. Dolayısıyla uzay cisimlerinde kütleden de bahsettik. 400 defa kütlesel evet. Olarak da olur. Evet. O zaman yoğunluk anlamında da bir farklılık olabilir. Dediğiniz gibi bakalım bunlar neye bağlanacak? Evet, orada konuda kütlesel fakat kütle kelimesi İlahi Zizam ve Kainat kitabına geçmediği için de benim aklım daha çok normal bir yüklüğe doğru gidiyor. Çünkü 400 defa daha büyük diyelim. Neyse yaşarsak ya da astronomlar biz hayattayken eğer gözlemleyebilirlerse hepimiz öğreneceğiz. Bu arada Latin Amerika kaynaklarda da çok büyük bir gezegenden bahsediliyor. Ben daha şu anda şeye girmedim, astronomların saptadıkları büyüklüklere girmedim. Şeyden başlıyorum, İlahi Zizam ve Kainat'tan başlayıp yavaş yavaş o taraflara geçiyorum. Şimdi, deniliyor ki o kitapta, İlahi Zizam ve Kainat kitabında, bu gezegen büyük bir yayın yayla, aslında tam olarak kavis diye geçiyor onu ben, yay diye biz Türkçeleştirdik. Büyük bir yarım kavisle güneş sistemi yakınlarına kadar gelecek ve bu arada güneşe çarpmadan belirli bir noktadan itibaren tekrar geriye dönecek diye söylemiyor. Yani akıllara hemen böyle bir çarpma şeyi gibi böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Fakat kurulmuş bir sistemde bir denge varsa, manyetik alanlar dengesi olduğu varsa bir yerde dengeyi bozucu ufacık bir şey bile bazen çok büyük kaoslara neden olabilir. Yani bir şeyin illaki bir şeyin dengesini bozması için çarpması şart değil. Manyetik alanıyla bir takım dengeleri alt üst etmesi yeterli olabilir. Ondan sonra dünya kendi işlemlikleriyle bozulan dengesini sağlamak üzere büyük bir karışıklığa gidebilir ki neticede de kitapta böyle söylemiyor. Deniliyor ki bu gezegen halen yörüngesinden ayrılmış bulunmakta olup halen derken yıl 1959. Bakın arkadaşlar yıl 1959 eğer bu söylenenler doğruysa ki ben inanıyorum o zaman o yılda gezegen kendi sisteminden sağlamak
yazmışlar okurken. 150-200 yılsa dünya insan gözüyle görülebilir diyor. Bu demek değildir ki etkisini 150-200 yıl sonra meydana getirecektir dünya üzerinde. Ufak bir püf noktası var, dikkat etmek lazım. Yani diyelim ki o gezegen T eseri dünyayı eksenini değiştirdi. Dünyada işte kıtalar battı, kaos oldu, şu oldu. Dünya duruldu. İlkel bir hayat yeniden başladı. Aradan yıllar geçiyor, bir de bakıyorlar gökyüzünde bir gezegen mesela parlıyor. Ama çok sonra, çünkü açıkça kitaba birçok yerde deniliyor ki 100. yüzyıl, bundan 100 yıl sonra diye bir ifadeler var. Bundan 100 yıl sonra ne demek? Kitabın yazıldığından 100 yıl sonra. O da ne yapar? 59'da yazılmışsa bu açık bir mantıkla 2059'da izlenen yıllardan biri eder. Şimdi 150-200 yıl sonra dendiği zaman, o zaman yeni devrinin kabalaşma döneminde görülebilir. Ancak o gezegen. Bilmiyorum, aradaki fark anlatabilirim. Yani 50 yıl sonra deniyor kitapta birçok yerde. 100 yıl sonra deniyor. Burada ise 150-200 yıl sonra diyor ve deniliyor ki kabalaşma devri de 300 yıl sürecek. Bu durumda hatta sayfa kaçta bakayım, ben not aldım. Sayfa 305'e bakın, deniliyor ki 305'te, yani bu benim söylediğimi doğrulayan bir bilgi. Yani diyor kutupların kurulduğu noktaların eski coğrafya ile ilgisi söz konusu olmayacaktır diyor. Yani artık yani gezegen iyice yaklaşsa yaklaşmasa ne fark eder, dünyada zaten kıtalar batmış olan olmuş, birden gitmiş aile. Gözle görüldü ama bu demek değildir ki, şimdi enteresan bir nokta var. Bu demek değildir ki bundan 1-2 yıl sonra bizim astronomlarımız bir takım teleskoplarla o gezegeni gözlemlemeyecek anlamına gelmez. Gözle görülecektir 150-200 yıl sonra. Bir teleskoplar var. Teleskoplar da şu anda belki o enfraruj teleskoplarıyla belki görülecek, belki başka teleskoplarla görülecek, bilemiyoruz ama bir şekilde görülebilir daha önceden. Ama ne zaman bilmiyoruz, o konuda bir tarih verilmiş değil. Göreceğiz. Fakat son gelişmelere göre bazı astronomlar bu konuda umutlu. Ona 9. gezegen adı veriyorlar. Ve hatta bazıları iddia ediyor ki bir sene içinde göreceğiz diyor. En geç 1 yıl sonra göreceğiz diye öyle iddialar var. Bazı Amerikalı astronomlar iddiaları var. Onları ben size vakit kaldıkça sunmaya çalışacağım. Evet, peki. 150-200 yıl konusu bu. Artı bundan derken 59 yılın kastedildiğinden başka bir kanıt daha var gene kitabın içinde. Sayfa 282'de deniliyor ki dünya nüfusu 6-7 milyara ulaştığı zaman. Dünya nüfusu şu anda 7 milyara dayandı zaten. 7 milyara geldi. Demek ki bu dönemden kastediliyor. Yani başka bir dönem hala 150-200 yıl beklemeye gerek yok. Belki de sandığımızdan da çok daha yakında bir takım olaylar başlayacak. Bakalım gelişmeleri izliyoruz. Şimdi deniliyor ki aynı kitapta, ben şimdi İlahimizden ve Kainat kitabında söylenenleri, kehanetleri toparlayacağım ki ondan sonra daha rahat bakılabilirim, diğer gelişmeleri daha rahat anlayabilirim dünyada. O gezegeni nasıl astronomlar yorumluyor, hangi astronomlar ne tür bir ölçümler yapıyor, işte hangi kutsal metinlerde ne gibi kehanetler var, şudur, bunları tam toparlamak için önce buradan bir genel bir anlayışa girmekte fayda var sanırım. Kitapta deniliyor ki 3 tane sebep var diyor bu gezegenin yaklaşmasını diyor. Birinci sebep gezegenin bizzat kendisiyle ilgili. O gezegende yaşayan varlıkların, ilkel canlıların kendi evrimleriyle, gelişimleriyle, şunla bununla ilgili manyetik alanların başka manyetik alanlarla etkileşmesi gerekiyor o gezegenin. Bir, yani gezegenin kendisi için bu olay gerekiyor. Bu arada bu olayın onu söylemedim galiba. Şimdi bu kitapta deniliyor ki başka bir güneş sisteminden savrulmuş bir gezegen var, dünyadan 400 kez daha büyük, güneş sistemine doğru yaklaşmakta deniliyor. Bu yaklaşırken evvela en direkt temas başlayacak, sonra direkt deniliyor. En direkt ve direkt arasındaki fark ne şu? Şimdi bu yaklaşan gezegen, büyük gezegenin manyetik alanı, güneş sistemimizle o gezegenin arasındaki güneş sistemlerinin manyetik alanıyla etkileşimleştiği takdirde dolaylı olarak bir tesirin gelmesi söz konusu. Yani bir şey bir şeye etki ediyor, etki ettiği şey de ötekine, öteki de ötekine etki ediyor. En sonunda bizim güneş sistemine kadar bu tesir dolaylı olarak geliyor. Şu anda dolaylı etkisi bence doğrudan etkisi haline geçmiş vaziyette. Niçin? Biraz sonra o kanıtları söyleyeceğim size. Ve deniliyor ki belli bir tarih sonra, tarih gene deniliyor kitapta, yani bundan deniliyor işte, tam hatırlamıyorum, 40-50 mi diyor, 60 yıl sonra ne diyor işte, doğrudan temas, direkt temasa başlayacak bir gezegen diyor. Zaten tarihleri toplarsak, 59'un üzerine bir 50 koyarsak 2009 yapar, biz 2016 yılındayız. Dünyanın ekseni şu anda sabit değil arkadaşlar.
değişik, garip garip hareketler yapmaya başladı bilimcilere göre. Bilimsel gelişmeleri izliyorsanız, yani rastlarsınız, normal değil. Manyetik eksen zaten kayıyor, coğrafik eksende de bir takım gariplikler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi, ikinci etkisi diyor bu yaklaşan gezegenin diyor, sebebi pardon gelmesinin, o bir sürü güneş sisteminin dengesinin bozumlarına neden olması gerekiyor. Yani o sistemlerdeki bir takım canlıların gelişimi için. Ve nihayet üçüncü sebep de bizim güneş sistemimizde özellikle dünya ile ilgili bir takım şeylere sebep olması gerektiği. Bunu şimdi okulun kapanışı illaki bir gezegenin gelmesiyle olmayabilir. Fakat ezoterik kaynaklardan ve diğer kaynaklardan öğrendiğimize göre benim ilk yazdığım kitap bu kitabıydı. Bir yıl 1978'de. O kitapta kaynaklar, belgeler gördü ki Bağlı Yıldızı geldiği zaman bu devresinin kapışı, yani gene bir gezegenin, tabi oradaki kaynaklar yıldız diye çeviriyor ama orada bir devredeki yani gezegen olması lazım. Onlar yıldız diyor. Kuyruklu yıldız dedikleri de aslında kuyruklu yıldız ne olduğunu biliyorsunuz. Yani yıldız kelimesini genel kullanıyorlar Türkçe'de. Bağlı Yıldızı düştüğü zaman bir maya tableti diye çevrilmiş ama ben onun düştüğü değil, geldiği zaman, yani o çevre orada şimdi maya dili yoruma çok açık bir dil, tam çözülmüş değil. Yani isteyen o şekilde bakıp istediği gibi yorumlayabiliyor. Maya dili böyle bir özelliğe sahip. O bakımdan ben onun gene o gezegen ya da başka bir gezegen her neyse yaklaştırmış olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki benim bu tezimi Latin Amerika'daki pek çok yazar da savunuyorlar ve onlar bu gezegene her Columbus adını veriyorlar. Ve iddia ediyorlar ki tabii bunlar iddia. Şey yok, kanıtlanacak bir şey yok, iddia sadece. Fakat kendilerine göre de onlar bir takım doğrulayıcı şeyler bulduklarını söylüyorlar. Latin Amerika ülkelerinde kızıl dev, kızıl gezegen ya da Herculeus adını veriyorlar. Ve diyorlar ki bu ve Atlantis'in sonunda bu gezegen getirmişti diyorlar. Böyle bir iddia var. Oraya değineceğim daha sonra. Şimdi gelelim bu kafaları karıştıran başka bir mesele var arkadaşlar. Aa bak, kitapta yazdığı gibi eksen kayıyor diyor. Hayır, kitapta coğrafik kutuplardan bahsediyor arkadaşlar. Manyetik kutuplardan bahsediyor. Dünyanın ekseni manyetik kutuplardan geçmez, coğrafik kutuplardan geçer. Yani evet, manyetik eksen ben dikkat ettim. İlahi nizam mekanı belirtildiği noktaya doğru kaymakta. Fakat kitapta manyetik kutuplardan bahsedilmiyor, coğrafik kutuplardan bahsediyor. Dikkat edin, coğrafik kutup şu anda böyle büyük bir kayma halinde değil manyetik kutup. Eskiden manyetik kutupla coğrafik kutup aşağı yukarı aynı yerdeydi. Fakat ne kadar enteresan bir durum var ki manyetik kutup son işte belli bir zamandır devremizde, devrimizde hızla o belirtilen o Sibirya'ya doğru kaymaya başladı. Aynı ilahi nizam ve kainatta belirlenen noktaya doğru kaymaya başladı. Fakat bizim beklediğimiz asıl coğrafik kutbun oraya kaymasıydı. Fakat o coğrafik kutuptaki, yani eksende de eksen oradan geçiyor ya, bir takım gariplikler olduğunu, daha ben işte bundan bir ay önce çevirdim İngilizce bir makale, bir bilim şeyinde çıkmıştı, bir bilim dergisinde çıkmıştı. Daha yeni yeni bir şeyler fark etmeye başladı. Hatta bazıları o konuda başka görüşlere de sahip, bayağı oralara şimdi girersem bayağı zaman alacak. Neyse, şimdi kitapta deniliyor ki, işte manyetikle coğrafik kutup izah ettim, manyetik kutup. Ha bu arada arkadaşlar, manyetik kutup, coğrafik kutup diyoruz da, Güneş sistemimizdeki dünyamızın hareketini bir düzlem olarak düşünün, bir yörünge düzlemi. Dünya, o düzleme bir dik çıkalım, tam o dik şeklinde dünya dönmüyor. Hafif bir eğren, eksen eğriliği var bildiğiniz gibi 23,5 derece. Biliyorsunuz yani eksen eğridir, tam dik olarak dönmez diyor. Birazdan çünkü bu eksen üzerinde duracağız. O eksenler çok değişecek. İddia kitaptaki bilgilere inanıyorsak, doğru kabul edersek. O eksenler çok değişecek. Zaten o değişmeleri de bayağı bir takım felaketlere daha sebep olacak. Şimdi deniyor kitapta bundan diyor hemen hemen 50-60 yıl sonra bu gezegenin manyetik alanı Güneş sisteminin manyetik alanı ile direkt olarak temas haline gelmiş bulunacaktır. Sayfa 299 işte demin dediğim gibi 50-60 yıl sonra. 50 yıl sonra olsaydı 2009 yapardı. 60 yıl sonra olsaydı 2019 yapar. Fakat öyle belirtiler var ki bu belirtiler bize direkt temas halimize geçmiş olduğumuzu gösteriyor. Onları söyleyeceğim. Bu arada buradaki bundan lafı da bu cümlede okuduğum, yani bundan lafı kitabın yazıldığı tarih, çıkış tarihi değil.
yazıldığı tarihi esas alındığını bize gösteriyor. Çıkış tarihine göre hesaplama yaparsak yanılırız diye düşünüyorum. Şimdi direkt temas onun yoğun, o gezegenin ağır ve yoğun manyetik alanı Güneş'in ve sistemdeki kürelerin, gezegenlerin ve uyduların manyetik alanının üzerinde güçlü bir baskı etkisi yapacaktır ve çeşitli reaksiyonlar meydana getirecektir diyor. Gezegenin bu kaba manyetik alanının basıncı altında dünya ise 23 işte derece 27 saniyelik eğimi 13 derece daha artacak. Tabii tedricen birden pat diye değil, yavaş yavaş artacak. Ve 36 derece eğimliğe gelecektir deniliyor. 59 yılını izleyen yıllardan birinde 36 derece eğime gelecektir deniliyor. Zaten o eğime geldikten sonra kıyamet kopacak. Çünkü denildiğine göre kitap şimdi 23,5 dereceden 36'ya geldiği zaman zaten enlem ve boylamları da veriyor kitapta. Enlem boylamları da söyleyeceğim biraz. Geldiği zaman birdenbire o dünya küresi diyor tepe taklak dönecektir birkaç gün içinde. Şimdi ben bunu evde amatör olarak nasıl acaba olacak bu iş diye aldım bir dünya küresi, bildiğiniz dünya küresini. Evimdeki lambayı güneş kabul ettim. Dünyanın yönüş yönüne doğru çevirdim. Dünya dönerken birdenbire de baş aşağı çevirdim. Çok enteresan bir sonuçla karşılaştım. O zaman bazı ülkeler için güneş batıdan doğacak arkadaşlar. Bu söz size bir şey hatırlatmıştır. Ama Allah kulak oluyor yani gözünüzün önüne getirseniz yani. Bu arada mumundaki bu tepe takla hareketi kitapta belirtildiğine göre tepe takla adı denmiyor fakat mumundaki o kıyamet denilen o nihai safra deniyor. Yani son safra, son aşama. O sadece 3 gün sürmüş. Bu devre içinde birkaç gün diyor. Belki de gene 3 gün sürecek. Yani 3 gün içinde dünyanın o haline gelebildiğini düşünebiliyor musunuz? Dünyanın böyle tepe takla geldiğini. Hatta 180 derece dönüyor yani. 360 değil, 180 derece dönmüş hareket var. Yani kuzeydeki kutup güneye, güneydeki kutup kuzeye geçmiş gibi oluyor. Peki. Diyor ki kutupların ilk kayma hareketi hangi kutuplar diye bahsetmemiş ama ben coğrafi olduğunu zannediyorum burada da. Kutupların ilk kayma hareketi misafir gezegenin güneş sistemine gelecek ilk direk tesisleriyle başlar. Kuzey kutbu Sibirya tarafında güneye doğru kaymaya başlar. Birazdan ben size bunu görsellerle göstereceğim. Şu anda teorik bilgisini vermeye çalışıyorum. Kuzey kutbu Sibirya tarafında güneye doğru kaymaya başlarken güney kutbu da ters taraftan Güney ekran burnunun bulunduğu yöne kuzeye doğru kaymaya başlayacaktır. Yani kuzey kutbu bugünkü kuzey kutup dairesi, kuzey kutup dairesi denilen dünya küremizin üzerinde bir daire vardır arkadaşlar. Kuzey kutup dairesi de güney kutup dairesi vardır. Bayağı geniş böyle yani. Mesela kuzeydeki içine Grönland'ı da alıyor. Güneydeki de içine Antarktika'yı da alıyor. Şimdi bu daireyle haritaya baktığınızda evinizde ya da işte internette baktığınızda göreceksiniz. Kuzey kutup dairesi ile 100. meridyenin birleştiği nokta üzerine kayacaktır. Kuzey kutup dairesi ile 100. meridyenin birleştiği nokta üzerine. Güney kutbu ise Güney Amerika'nın burnu yönünde doğru yükselecek. Ve bugünkü güney kutup dairesi ile 80. meridyenin birleştiği nokta üzerine gelecektir. Bunları haritada işaretlerseniz görürsünüz. Aşağı yukarı bir taraf Sibirya'ya doğru iniyor böyle yani. Kuzeyden geliyor, işte Rusya'ya doğru iniyor, kuzey kutbu. Güneydeki ise Antarktika'dan Arjantin'e doğru böyle bir hareket var yani. O şekilde bir yerlere denk geliyor. Birazdan bahsedeyim size. Hatta şimdi imkan varsa şimdi ne göstermeyeyim. Bakayım. Evet, burada kuzey kutbunun hareketi göstermiş arkadaşlar. Bakın şu okla gösterilen kırmızı var ya. Bu son, bakayım kaç yıl yazıyor. Şu büyük kırmızı ok, Rusya'yı gösteren ok, 10 yılda dünya manyetik kutbunun gittiği yönü gösteriyor. Bakın, veriler tamamıyla kitaba uyuyor. Yalnız tek bir nüans var. Yani coğrafik kutup değil, manyetik kutup kayıyor o tarafa. Bir de 50 yıllık mesafeyi gösteriyor. Bakın 50 yılda şurada ayrı açmak. Bakın iş ne kadar hızlanmış. 50 yılda buradan buraya gelen bir manyetik kutup son 10 yılda o kadar yol kat ediyor. Görüyor musunuz? Yani nasıl gittikçe daha hızlanıyor bu kayma hareketi. Manyetik kutup. Halbuki eskiden bunlar 3 aşağı
Şimdi başka bir şey daha var burada göstereceğim. Evet, burada da kayma hareketini görüyoruz gene. Bakın. Evet, burada da kayma hareketini görüyoruz. 2020 yılında nereye geleceğini gösteriyor işte yukarıda. Fakat burada dünyanın şey tarafı iyi belirtilmemiş. Rusya tarafı onun için yanıltabilir şu şekilde. Peki, başarılıyorum. Lambaları sadece tek sunum için şey yaptık. Açabilir miyiz acaba? Zaten olmazsa. Burada mı? Daha sunuma geçmedim. Sadece bir tane şey yaptık. Nasıl zahmet oldu? Şimdi deniliyor ki buzullar erimeye başlayacak. Yıl 1959 yılında. O zaman daha buzullarda arkadaşlar erime falan bilim dünyasında bilim böyle bir şey yok. Bu iddialar yani bilimin ortaya koyması, buzulların erimesi ben iyi hatırlıyorum 1970'li yıllarda başladı ilk şeyler, iddialar, buzullar eriyor falan filan diye. 1959 yılında ne iklim değişikliği konuşuluyordu bilim dünyasında, ne buzulların erimesi konuşuluyordu. Bu kitapta onlar yazılmış o zaman. Bu çok enteresan bir konu. Deniliyor ki kitapta, kuzey kutbundaki buzullar da eriyecek, güney kutbunda da eriyecek. Böylece güneyden kuzeye doğru bir su aygını başlayacak. Çünkü kuzeydeki suların hacmi azalacak. Şimdi ben ilk bakışta bunu okuduğumda ilk anlayamamıştım nasıl oluyor. Yani kuzeydeki buzlar erirse orada niye hacim küçülsün de güneydekiler tam tersine erince güneyde hacim büyüsün. Sonra düşündüm ve buldum. Niçin? Şunun için. Çünkü arkadaşlar kuzey kutbundaki buzlar, buzullar denizlerin üzerindedir, karanın üzerinde değildir. Güney kutbundaki, Antarktika'daki buzullar karaların üzerindedir. Buz, buzdolabındaki buzluğumuzdan buzu alıp da odaya koyduğunuz zaman, bir buz eridiği zaman hacmi küçülür. Su, buz tuttuğu zaman hacmi büyür. Biliyorsunuz arabaların şeylerini patlatır. Mesela o su buzlaşınca. O yüzden hacim genişler. Şimdi dolayısıyla kuzey kutbundaki buzullar, erimesiyle orada bir hacimsel daralma oluyor. Koskoca bir kuzey buz denizini düşünün. Tam tersine güney kutbunda ise o buzullar karalardan denize katıldığı için denizlerde orada su sıvı miktarında büyük bir artış olacak. Hacimde artış olacak. Ne olacak? Güneyden kuzeye doğru bir akım ve bu akım dünyanın manyetik alanı. Değişmesine artık gezegenin tesirinden daha fazla tesir ediyor. Yani gezegen katalizör gibi ilk manyetik dengeleri bozuyor, işini yapmış oluyor. Yani ondan sonra gezegenin daha fazla tesir gelmesi manyetik şeyin artık gerek yok. Dünyanın iç dengelerini bozmuş oluyor çünkü. O iç bozulan dengeden sonra başlayacak zaten olaylar yani. Başladı zaten. Şimdi diyor ki büyük doğru büyük bir su akımı başlayacak ve bu hal daha güçlü tesirler yapmaya başlayacak. Dünyanın manyetik denge altının daha çok değişmesine neden olacaktır. Ve artık içselleşen etkilerle yaklaşmaya başlayacak. Burada ben bir tane atıf yapacağım. Kutsal kitaplardan bir tanesinde Yuvanna'nın Bahriye. Bu kitabı mukaddes var ya, dört tane İncil'e olmanın en sonunda bir Yuvanna'nın Bahriye bir bölüm vardı. Yavaşta Apokalif de ona. Orada üç tane canavardan bahseder. Biri gökten gelen canavardır. İşte metin böyle ya, vizyon böyle yani Yuvanna'ya gelmiş. Melekler işte göğe o canavarla savaşıyorlarmış. Ondan sonra o canavarı yere atıyorlarmış. Yani gökteki canavar yersenleşiyor. Bir de denizden çıkan bir canavar. Üç tane canavardan bahseder Yuvanna'nın Bahriye'de 22 bölümden oluşur. Nostradamus'un kehanetleri gibi baştan aşağı dünyanın sonunu anlatan kehanetlerdir. İlginiz olursa okursunuz. Bizim evimizde varsa sağda şöyle görürseniz ya da internette varsa bilemiyorum. Baştan aşağı ama sembolik kehanetler vardır o kitapta. Yani o bölümde. Mesela Fırat'ın ırmağını bağlayan melekler çözüldüğü zaman dünyanın üçte biri ölecek diye bir kehanet vardır mesela. Bunun gibi bir takım böyle kehanetler var. İşte diyor nehirler diyor işte kızla dönecek, yok denizler şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Yani o gezegenin, yaklaşan gezegenin tesirinin, dünyanın iç dinamiklerinin bozulmasını ben oradaki o bölümü öyle yorumluyorum. Gökteki canavarı meleklerin artık yere atması. Canavar artık yerde. Yerselleşiyor, dünyalaşıyor yani. Dünyanın iç dinamiklerinin dengesinin bozulması başlıyor. Burada yaklaşan o gezegenden Fransız astronomlar Côte d'Azur gözlemevindeki astronomlar bilgisayara yüklediler, animasyon yaptılar, simülasyon yaptılar pardon. O gezegenin
Neptün'ü Setus takım yıldızı olarak saptadılar. Setus takım yıldızı bu arada bilmezsiniz. Yunan mitolojisinde ceniz canavarı anlamına gelir. Hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar. Yani çok enteresan bir şey ki o yaklaşan şeyi, ha bunu da nereden veriyorlar? Şimdi oraya daha girmedim. Amerikalı astronomlar asteroidlerde bir takım şehirlerde bir takım yörünge sapmaları saptıyorlar. Bu sapmalara göre bu verileri de o kodlazür gözlerinde alıp simülasyon veriyorlar. Yani bu sapmalar olduğuna göre bu gezegen nereden yaklaşıyor şeklinde ve o noktayı buluyorlar. Setus takım yıldızı yönünde geliyor diyorlar. Bize uzak bir takım yıldızı. Bayağı da gezegenin ne kadar hızla geldiğini bilmiyoruz. Gezegenin ne kadar hızla geldiğini bilmiyoruz. Evet. Şimdi bu safa safa inkılap felaketlerinden bahsedebiliriz. Kitapta bahsedelim. Belki iç açıcı bir konu değil. Yani felaket, doğal felaketlerden bahsedeceğiz şimdi. Kimsenin genelde hoşuna gitmez ama kitabın içinde şöyle bir tavsiye de var. Yani bu devre okul kapanıyor artık. Bu okulu bitirenleri çok güzel bir alem bekliyor. Ölüm onlar için yani korkulacak bir şey değil. Ancak şu dünyadan kurtulmanın son nefesini vermenin bir rahatlığı, bir kurtuluş müjdecisidir. Hiç öyle korkmanıza gerek yok gibi cümleler var kitabın içinde. O yoksa yani önceden şöyle bir size ders şey vereyim de, panzeyi vereyim de yani fazla şey yapmayayım. Şimdi kitapta tabii korkacak olanlar, maddeye çok bağlı olanlar da korkacaktır. Ölümden ne kadar korkuyorsa bir insan bu doğal faydalı o kadar korkacaktır gayet. Normal yani. Spiriteller için ben öyle büyük bir korkutucu bir şey olacağını zannetmiyorum yani böyle olaylar. Şimdi deniliyor ki ilk 50 yılda ki böyle olay ilk 50 yılda yani kitap bundan 50 yıl sonra derken belki de bundan 100 yıl sonra ya pardon şöyle söyleyeyim. Kitabın yazıldığından esas alınarak 50 yıl ve 100 yıl olarak düşünelim. Yani 100. yıl sonra zaten iş bitmiş oluyor. 100. yılda geçen yıllardan birinde o zaman iki tane 50 yıl oluyor. İlk 50 yılda diyor ki yakın olan bu dünya devresinin kapanışı ilk alametleri diyeceğiniz bazı basit olaylar halen başlamış bulunmaktadır. Bakın, başlamışsa zaten o tarihten itibaren 50 yıl koyacağımız zaten açık. Kendi bu kitabın işte zaten kanıtlanıyor bu olay. Başlamış bulunmaktadır diyor. Yani bir 50 yıl geçti. Şimdi ikinci 50'ye girdik. Açık. Hiç yoruma gerek yok. Tefsire gerek yok. Açık açık var kitabın işte. Bunlar diyor bazı atmosfer değişiklikleri diyor. Yani o zaman da başlamış demek ki o biz daha sonra ne oldu ozon tabakası falan filan diye bizim şeyimize böyle geldi orada ama o zaman da daha bilim dünyası demek ki ufak ufak atmosferle ilgili bir takım şeyler demek hissedilmiş o zamandır. Deniliyor ki vaktinde beklenen yaz sıcakları bazen bir türlü gelemeyecek. Yani bunu geçtiğimiz 50 yılda vardı zaten bunlar yani oldu. Tabi 59 yılda yazmış bu olay. Yani o zaman böyle bir şey yoktu. 59 yılda böyle iklim anomalileri diye bir şey yoktu. Her şey gayet dört dörtlüğü mevsimde seyrediyordu. Zamanı gelince açıyordu çiçekler, elmalar, bilmem erikler, bilmem. Bizim çocukluğumuzda da öyleydi yani. Ama artık öyle değil, görüyorsun dünya her yerinde çok garip sel felaketleri, çok garip iklim anomalileri, saçma sapan şeyler. Kuveyt'te kar yağıyor, çölü sel götürüyor. Böyle şeyler bugüne kadar hiç duyulmamış. Taif, Mekke'nin oralarda Taif'te kar dolu, yağmur yağıyor, seller akıyor. Böyle şeyler hiç duymadık, bir çöl zaten orası. Orada yüzlerce yıl, binlerce yıl böyle şeyler olmamışsa bunlar normal değil. Evet, bazı yerlerde uzun süre devam eden kuraklıklar yanında diğer bazı yerlerde sürekli yağmur. Kuraklıklar başladı zaten. Bakın bugün okuyun haberleri Amerika'da güçlü bir baraj gölü var. Yapıldığından beri ki en düşük seviyesineymiş. Şimdi işte bugün çevirdim. Bu taze bir haber. 3-4 tane Amerika eyaleti o suyu nasıl paylaşacağız, ne yapacağız diye telaş derdinde şu anda. Bakın yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Orta Doğu'da zaten NASA söyledi de kuraklık var diye yani göreceksiniz Irak'ta bir sürü mesela şey var kayık var artık eskiden kayıkların yüzden yerde karalarda kalmış yok gitmiş yani kuraklık var yanında diğer bazı yerlerde sürekli yağmurlar görüyoruz her yeri siyah oluyor bakın haberleri iyi izleyin yani dünya haberlerini izlerse ben izliyorum dünya haberleri sadece Türkiye haberlerini izlemiyorum ben zaten Türkiye haberlerini pek izlemiyorum dünya haberlerini izlersek dünyanın her tarafında şu anda müthiş sayıda görülmemiş doğal afetler oluyor, tabiat afetleri oluyor arkadaşlar. Yani. Bugüne kadar alışılmamış kitlesel hayvan ölümleri var. Kuşlar ölüyor, balıklar ölüyor. Kazakistan'da 300 bin tane antilop öldü arkadaşlar, 300 bin tane. Moğolistan'da bu sene 1 milyon hayvan öldü. Yani dünya haberlerini izlerseniz çok garip
Arıların Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısı 6 ay görecek. Karaların soyut tükeni Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunlar bugüne kadar görülmemiş olaylar. Bunun gibi daha pek çok şey var. Ve Amerika'da şu anda insan hayvan melezi olan embriyonlar üzerinde çalışıyorlar. Göğe organ nakli içinmiş. Ben pek inandırıcı bulmuyorum organ nakli için olduğunu. Bazı çalışmalar belki de gizli tutuluyor, bilemiyorum. Yani öyle iddialar var. Daha ne zamandan beri ortaya atılan. Evet. Selleri meydana gelecek, önemli tahribat yapacaktır diyor. Görüyoruz işte daha. Asya'daki birkaç ülkede son bir haftada kaç tane can aldı, kaç tane evsiz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu, Londra'da oldu, bir sürü yerde oldu yani. Güçlü rüzgarlar tehlikeli haller alacak, yer yere sıçacak, büyük zararlar olacak. Bu arada depremler meydana gelecek, şiddetli yer sarsıntıları, insanların felaketli bir yeterince doğal evlerinde yer cumhurası olsa meydana gelecek. Denizlerde de olağan dışı olaylar meydana gelecektir. İşte denizlerde yükselme var. Denizlerde ısınma var. Dünyanın en büyük mercan riski Avustralya yakınlarında. Eskiden uzaydan en son görünen Çin Seddi'nden bahsetmiyorum. O insan yapımı bir ölü bir şey. Çin Seddi bu. Doğal canlı olan bir şeyin uzaydan görülen mercan riskiydi. Şimdi o da artık görünmüyor. Çünkü suların ısınmasından dolayı, dünyanın küresel ısınmadan dolayı o mercanlar bir takım şeyler çıkarıyorlar. O çıkardıkları şeyde renklerini değiştiriyor. Çok büyük değişimler var. Oralarda bazı yerlerde su seviyesinde yükselmeye bayağı başladı. O yüzden Pasifik 25 adı artık bugün coğrafyadan kalktı. Yok. Suların altında kaldı. Şey adalar bunlar. Kumul adalar. Kumul. Yani dağlık, taşlık değil de kum olduğu için su, yani zaten sudan böyle az bir şey yukarıdaydı o adalar. Ama mükemmel plajlar idi. Şimdi o adalar artık coğrafyada yok, kalktı o adalar. Suların yükselmesine. Oralarda bazı yerlerde sular arkadaşlar 1 santim yükseliyor yılda, bazı yerlerde 10 santim yükseliyor. Şimdi, global ısınma, iklim anlamı ve buzulların erimesi diye bir şey 60'lı yıllarda bile yoktu. Bırakın kitabı yazıldığında güzel bir üzümünü. 60'lı yıllarda böyle bir şey biz bilim dünyasında duymuyorduk, yoktu. 70'li yıllarda ilk söylemler başladı. Gelen ikinci 50 yıldan sonrasının neler olacağını ne yazıyor? Yaklaşık 50 yıl sonra olaylar kendilerini daha çok göstermeye başlayacaklardır. İnsanlar daha doğrusu ona gereği derse kendilerini hazırlayamamış olanları, gereğin derecesinde kendilerini hazırlayamamış olanları, bu kitabın bilgileriyle yani yetişmemiş olanları mesela, ben açayım orayı. Çok rahatsız edici, korkutucu, zahmet ve ıstıraplar içinde bırakıcı karakterler almaya başlayacaktır. Mesela bazı iklimlerde bazı acayip değişmeler, önceleri yavaş yavaş başlayacak. Soğuk yerler azar azar ısınacak. Zaten işte ısınma var bu. Biliyoruz, global ısınma diyoruz. Küresel ısınma diyoruz. Bazı bölgeler olan dışı sıcaktan kavrulmaya başlayacaktır. Bakın bu Güneydoğu Asya geçen hafta kavruluyordu sıcaktan. Bu yıl dünyanın en sıcak yılı olacakmış. Dünya bütün bilim uzmanlarına, meteoroloji uzmanlarına bugüne kadar yaşanmış olan dünya yılları içinde diyorlar ki en sıcak yıl bu yıl olacak diyorlar. Herhalde demek ki Türkiye'de bunu biz hissedeceğiz yani payımıza düşeni. Klima satışları artar herhalde. bu hallerin sonucunda, pervane tabii, bu hallerin sonucunda anormal rüzgarlar bazı korkunç tayfunları meydana getirecek. Bunlardan birçok yerde görüyoruz zaten. Bir sürü yerde hortum var şu anda izliyorsanız dünya dışı haberleri. Hatta Türkiye'ye de oluyor zaman zaman. Artık seller eskisi gibi değil, böyle arabaları sürüklüyor. Türkiye'de olan bir takım ben sel videolarını seyrettim. Arabaları almış o sel, o su diye şey yapmayın, suyun gücü çok kuvvetlidir. O su kayaları bile eriten bir tahrip gücü vardır, erozyon dediğimiz. Yani yumuşak olduğuna bakmayalım, su çok büyük dertler açmıştır bugüne kadar insanların başına da daha da açabilir, açacak gibi görünüyor. Depremler sıklaşacak, bir şiddet edecek, yer çatlamalar, püskürmeler, çöküntüler artacak ve bütün bu aylar yıllar ilerledikçe kendilerini daha çok açık hissettirecekler. Bugün Amerika Birleşik Devletleri en korkutucu yıllarından birini yaşıyor deprem açısından. Çünkü oradaki deprem bilimciler bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu kadar hareketlilik görmemişlerdi, saptamamışlardı. Şiddetli deprem olmamakla birlikte sıklaştı, depremlerin sayısı sıklaştı. Daha bol miktarda olmaya başladı.
başladı. Daha çok sıvı miktarda olmaya başladı. Şu anda tetikteler. Bir yerlerde bir şeyler olacağını bekliyorlar. Hatta o meşhur Kaliforniya depreminden sonra o San Francisco, pardon. San Andreas fay hattı vardı. O fay hattı epey zamandır bir şey olmamış. Hareketlenmediği için şimdi çekiniyorlar. Büyük bir şey olabilir diye, deprem olabilir diye. Bir de Amerika'da çok büyük bir süper volkan var. O bir patlarsa ondan çok korkuyorlar. Normal volkan değil, bu süper volkan diyorlar. Çok büyük bir patlamayla patlayacak, patladığı takdirde. Şimdi oradan da gazlar sızıyor üzerinden. O sönmüş volkanın üzerinden gazlar sızma halinde şu an. Bazı şehirler büyük sarsıntılar sonucunda yok olacak. Yerlerinde büyük çukurlar veya göller meydana gelecek. Bazı yerlerde büyük ve soğuk kuraklar başlayacak. Birçok insan ve hayvan telef olacak. İşte insan ve hayvanlar telef oluyor şu anda. Belki bilmiyorsunuz, dünyada şu anda bilincilerin tam çözemedikleri kitlesel hayvan ölümleri var. Sadece yunuslu balinaları duyuyoruz yani, ama değil, sadece onlar değil. Yani sadece denizlerin kirlenmesinden olsaydı eğer teknede onlar olsaydı, havadaki kuşlar mı ölüyor o zaman? Daha geçen ay kargalar düştü İsrail'deki bir plaja, sayıca yüzlerce karga. Rusya'da domuzlar öldü. Bilmem nerede bilmem neler ölüyor. Yani kara, deniz, hava, bu üç hayvanda kitlesel. Bakın sadece Arjantin ve Şili'de geçen sene milyonlarca ve milyonlarca balık karaya vurdu ölmüş halde. O yüzden balık fiyatı %60 arttı. Somonun fiyatı %60 arttı Arjantin ve Şili'de. Norveç'te somon genel meteorolojik koşullardan dolayı bu sene iyi çıkarılamadı. Ve bu balık hayvan ölümleri dünya nüfusu artarken bakın tüketeceğimiz şeyler azalmaya başladı arkadaşlar. Yiyecek, sadece yiyecek değil, mineraller de azalıyor. Onu bırakalım, mineralleri daha bayağı bölüm var ama hayvanlarda bir takım garip ölümler başladı. Bunlar ekolojik sistemi zincirlerine etkileyecek, gene insanoğlu da dönecek kalacak. Daha ben nükleer santral zararlarına hiç daha girmedim. Nükleer santraller dünyada bugün arkadaşlar, nükleer reaktörlerin sayısı 400'ün üzerinde. Biz şu ana kadar iki tanesine tanık olduk. Biri Çernobil biliyorsunuz, bir de işte Japonya'daki Fukushima. Düşünün, bir takım depremlerle, bir takım olaylarla sadece Avrupa'da 15 tanesi yerinden oynasa. Avrupa'ya biz çok yakınız. Yani şöyle söyleyeyim. Nükleer radyasyon bulutları rüzgarlarla sağa sola gidiyor arkadaşlar. Bakın Fukushima'daki radyasyon bulutları Amerika'ya ne kadar zaman sonra geldi? Yani diğer bir işin olduğu zaman etkisiyle hemen anında olacak diye bir kaygı yok. Yüzyıllardan beri o ağabeylerde ranço yerleşmiş olan insanlar demiyor kitapta. Buraları için, buraları artık yaşamaz yerlere gelecek ve insanlar oralardan daha verimli yerler aramak ve bulmak için ayrılacaklar. Daha müsait yerlere göç etmeye başlayacaklardır. Böylece büyük göçler başlayacak ve insan cemaatleri arasında önemli huzursuzluklar yaratacaktır. İşte bir takım nedenlerden dolayı geçen sene arkadaşlar çeşitli kuraklıklar ve savaş gibi nedenlerle ne kadar indi? 40 milyon muydu? Bravo. 40 milyon insan göç etmiş arkadaşlar. Geçen sene, sadece geçen yıl. Ki daha büyük kuraklıklar daha yaşamadık yani şu ana kadar yani. Belki daha büyükleri gelecek. Çünkü dünya şu anda su kutluna gidiyor. Latin Amerika'da bazı ülkeler şu anda alarm verdi. Suyu nasıl idareci harcayabilir diye düşünmeye başladı. ABD'yi söyledim. Orta Doğu'da zaten eskiden beri var bu su meselesi biliyorsunuz. Şimdi bir nedeni de şu. Aslında su buharı var fakat bu su buharı yağmur olarak dönemiyor arkadaşlar. Bir takım gene bizim insanoğlunun bir takım şeylerinden dolayı yağmur olarak dönemeyince o su döngüsü sağlanamıyor. Sağlanamadığı için yani yağmur olarak düşmediği için de buradan da başlıyor esas kuraklığın bir nedeni de bu. Deniz kabarmaları olacaktır deniyor. Yani yükselmekte bunu biliyoruz zaten kitapta. Özellikle yavaş yavaş dünya insanlar için gittikçe kısılacak, tatlı sıralacak. Yaşamını, elverişli karakterini kaybedecek, kaybediyor zaten bugün. Kanser vakaları çoğalacak. Eskuar çoğalıyor zaten biliyoruz kanser vakaları günümüzde. Özellikle 50. yıldan itibaren gerek kuraklıkları, gerek bazı zorlayıcı doğa olayları meydana getirdiği sonuçlar yerler devam edecek. Büyük çapta göçler dünyada büyük kargaşalıklı neden olacak. Saatimiz bu arada 8.20 geçiyor. Evet. Ve büyük çapta göçler dünyada büyük kargaşalıklı neden olacak. Ve doğanın insanlara karşı gittikçe ekşiyen yüzü çekmiş.
kahvesidir, hızla artıracaktır. Bu haller çoğalarak 100. yıla kadar devam edecektir. Bakın 100. yıl, 2059'a kadar olan bölüm söylüyor. Geldik şimdi esas kıyamet zamanına. Bunu da 100. yıldan sonra, yani 2059'dan sonra olarak. Ama bu demek değildir ki yani 2009'dan sonra esas yok oluş olacak diye, yani bundan birkaç yıl sonra belki başlamayacak bir takım olaylar, belki de başlamış vaziyette yani. Yani muhakkak illa ki o zaman her şey olacak diye bir şey yok, tedirgin gidecek diye demiyor zaten yani. Yani belki birkaç yıl sonra dünyada hiç alışmadığımız çok büyük kitlesi ölmeye başlayacak, bilemeyiz yani, göreceğiz, yaşarsak göreceğiz. Nitekim bir takım belki size dinleteceğim bu konferansta, bilemiyorum, bir arkadaşımız ses kaydını yaparsa içeride, sonra şimdi değil, daha sonra. Dünyanın birçok yerlerinde arkadaşlar yerin altından çok acayip uğultular gelmeye başladı. İstanbul'a dahil. Amerika, Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda, İtalya, işte Fas, bilmem bir sürü ülkede bunları yayınlayan, bu haber kanallarından alıp yayınlayan bir takım internet siteleri var. Tamamıyla tarafsız haber veren. İlginizi çekerse oralardan bulabilirsiniz. Hatta bir tanesinin kısa yazışı SOK muydu? SOK 2T'li yazışı. 2T'li açılımı neydi onun? Sign of the Times. Evet. Mesela burada dünyada sürekli bir ay önceki doğal afetler neler olmuş? Dünyanın değişik ülkelerinde televizyonlardan, işte NBC, CNN buralardan toplama böyle haberler var. Bunların içinde yerin altından gelen sesler. Hatta benim bir tanıdığım bana dedi ki, İzmir tarafında oturuyor, nerede bir bakayım o. İzmir'de giderken ki bir yerde, yani İzmir'de ait olan bir yerde. Oranın gençleri demiş ki, orada çalışıyor benim bir tanıdığım. Tekrar o sesleri duymaya başladık demişler. Meşhur İzmir depreminden önce olan bir takım sesler duyuluyormuş o bölgede. O meşhur 99 depreminden. Yine o türlü sesler duymaya başladık. Bir takım uğultular. Onlar bazen iki metalin birbirine sürtünmesi gibi ama öyle sesler ki bunlar her yerde duyuluyor. Şimdi ben bunları ilk defa duyunca, iki ay önce rastladım ben bu olaya, o videoları izlerken. Birden aklıma Mum metinlerindeki o bilgi geldi. Eski Mum metinlerinde, yani o Mum'un batışından kaydeden şeylerde, eski Maya tabletleri de şey deniliyor. Evvela yerin dibinden gelen kükreme tarzı sesler duyuluyor. Kıtada o afetler, doğal afetler dönemi başlamadan önce. Önce ses olarak duymuş insanlar. Kükreme sesi gibi yazıyor. Artık onu ne kadar çevirdilerse bilemiyorum yani. Yani bir takım sesler gelmiş önce aşağılardan, ondan sonra enteresan bazı yerlerde de patlama tarzında sesler geliyor. Pek aynı tür sesler değil. Bu büyük ihtimalle benim kanımca bilemiyorum, o fay hatlarındaki sürtünmeden ya da bir şey kırılmadan önce bir cetveli elinize alın mesela. Bükür ilk taraf en son evler çat diye ortadan kırılmadan önce bir ses çıkarır hafifçe, o metal hangi şeyden yapılmışsa o şey, o sesler de olabilir. Yani neticede fay hatlarıyla tektonik bir takım şeylerle ilgili sesler. Bu arada dünyada şeyler de arttı. Sinkhole diyorlar, kendiliğinden açılan çukurlar var. Caddenin ortasında birdenbire yuvarlak, çapı sadece 2-3 metre olmuyor, bazen yüzlerce metre oluyor arkadaşlar. Kendiliğinden çukurlar açılıyor. Obruk diyebiliriz Türkçesiyle. Bunlar şey, şimdi diyeceksiniz ki eskiden de yok muydu? Eskiden çok nadir rastlıyordu. Bunlar çok sıklaştı şu anda. Yani bu çukurların açılması, Türkiye'de de açıldı birkaç yerde. Zannettiler ki yağmurdan açıldı güney illerimizden birinde. Değil, yağmur olmayan yerlerde de açılıyor. Yağmurla alakası yok. Yağmur yağmayan yerlerde de kendinden açılıyor. Ve öyle değil, dünyanın değişik yerlerinde açılıyor ki bir tanesi var, Sibirya'da açıldı. Yüzlerce metre çarpıldı. Bayağı büyük. Bazen öyle bir açıktan arabalar geçerken, yoldan geçen, caddenin ortasında açılıyor, cadde araba takip böyle düşüyor. Bunlar da gene alışılmış dışı olaylar. Yani bunlar illaki bir şeyin alameti demiyor. Fakat daha önce pek fazla rastlamadığımız bir takım olayların sıklaşmasına da bir örnek olarak bunu gösterebilirim. 100. yıldan sonra olaylar ve dünyada başlayan değişiklikler insanlara bütün bu olayların hakiki mahiyetlerini ve ifade ettikleri hakkında bazı manalar verecektir. O zamana kadarki basit değişmeler artıktan bir karmaşalık halinde olacak. Buzlar, soğuk kuşaklardaki buzlar erimiş, soğuk bölgeler ısınmış olacaktır. 100. yıldan sonra, 2009 sonrasında. Bazı yerlerde büyük mevsim farkları görmeye başlayacaktır. Buralarda yazın sıcaklığı yükselecektir. 100. yılın ardından büyük doğa olayları başlayacak. İnsanlar kitleler halinde ölmelerine neden olacaktır. Ve nihai günlere göre,
bile değişmiş olacaklar. Ilıman olan iklimler tropikal bölgelerin cehennem gibi yanan durumları haline gelecek. Daha önce soğuk olan iklimler dünyanın sıcak yerleri haline alacaktır. Böylece birçok şehir sıcaktan yaşanmaz hale gelecek. Diğer tarafta kurumuş çöl haline gelmiş eski muazzam verimli sahaların dayanmaz çoraklığı görülecektir. Ve burada kitabın işte bir sayfasında 59 yılına gelindiğinde dünya ülkelerinin hangi sıcaklıkları olacak verilmiş böyle bir ikamet ben daha yeryüzünde bugüne kadar hiçbir yerde görmedim. Derece derece sıcaklıklar Türkiye'de dahil. Ben sadece biz Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye kısmını aldım. Orayı okumayanınız olabilir diye. Deniliyor ki Türkiye'de yazın tropikal şartlarda sıcaklıklar olacak. Yani yazın artı 50 santigratla artı 70 santigrat arasında. Düşünebiliyor musunuz yazın? Türkiye'de 59 yıllarında buraya tedricen gidiş var. Yani şimdi 59 yıllarında böyle olacak diye biz hala bu sıcaklıklarda gideceğiz diye bir şey mi? Yavaş yavaş ısınacak gidecek. Yazın 50-70 derece santigrat, hiç 70 derece santigratta yaşayan bir ülkeye gittiniz, bir seyahat edeniniz oldu mu bilemiyorum, gideniniz oldu mu? Ben 50 santigratta karşılaştım. Urfa'nın Haran Ovası'nda müthiş bir sıcaklık. Burada 70'in düşünen gördüm. Otobüsün kapısını açarak gidiyorduk orada biz. Otobüs artık klima falan yetmiyordu böyle. Otobüsün kapısını, arka ön kapısını açıyorduk. İçeri rüzgar girsin, bir ön kapıdan arkadan çıksın diye. Zaten klima bozulmuştu pardon. O şekilde geçtik. Suriye'ye yakındır Haran Ovası. Şimdi kışında deniyor -20 santigratla -8 santigrat derece arası diyor. -20, -8. -20 de Kazakistan'da ben yaşamıştım. Bayağı soğuk yani. O da daha da aşağıya düşüyor bazen. Bayağı daha da aşağıya. Evet. Yani oranın insanlara alışmış yani. O soğukta bir de şeye girenler var. Vücudu çıkalsın diye buzu kırıyorlar. Buzun içine giriş yapıyor. Televizyonda çekiyor. Bakın işte nasıl yapıyor bunu diye. Böyle enteresan şeyler yapıyorlar. Nihai safhaya geliyoruz arkadaşlar. Nihai safha dediği son birkaç günlük safha kitapta. Son safha anlamında, son aşama anlamında Türkçe söylersek. Benim tahminime göre yani belki gene 3 gün olacak yani Muğla'daki bir tabi kâhlik yapmak istemiyorum da Muğla çünkü 3 gün diye bahsediyor. Şimdi de birkaç gün deniyor. Demek ki yani ya 3 gün ya da 3 gün civarı, 2 gün artık 4 gün bilemiyorum. Ama yani nihai safha derken o safhayı birkaç günlük bir safha olduğunu ancak birkaç gün devam edecek. O dünyanın yani tepesi üstü gelme hareketine denk geliyor bu nihai safha. Hani kutuplar o dediğimiz koordinatlara geldiği zaman eksen ani bir baş aşağı tepesi üstü ifadesi kullanılıyor sırada. Tepesi üstü. Ancak birkaç gün devam edecek olan nihai safha esnasında kıtalar denizler harekete geçecek. Yer yer açılmakta olan muazzam uzunluğu yer çatlaklarının genişlikleri 30-40 kilometreyi bulacak. Bu benim ilgimi çekti. Niçin 30-40 kilometre? Jeolojik kitaplarını araştırdım. Jeolojik verileri araştırdım. Yer kabuğu dediğimiz dünya gezegeni işte litosferde böyle şeyler katmanlar vardır. O yer kabuğu tabaka halinde böyle diyelim ki kırdınız bir yerde çatlak açıldı diyelim bir yerde. O tabakada olduğu gibi komple diyelim içine böyle eğildi girdi. Girebilmesi için o çatlakların ne kadar sığması gerekiyor biliyor musunuz? 30-40 kilometre. Çünkü o tabakanın kalanı da 30-40 kilometre. Tam dengedek. Ölçüler tamamıyla sanki yani incelenmiş gibi verilmiş. Zaten İlahi Nizam ve Kainatı kitabında arazi parçaları kelimesi geçerken bir anlamda arazi kelimesinin jeolojide, Osmanlı dönemindeki jeolojide, yani eski Türkçedeki jeolojide arazi kelimesi aynı zamanda yani o yer kabuğuyla ilgili olarak da kullanılıyor. Arazi. Bildiğimiz sadece öyle arazi işte böyle arsa parçası anlamında değil. Arazi kelimesini kullanarak eski jeologlar kullanıyor yani. Yerey olarak Türkçeleştirdiler şimdi, yerey. Hatta bir örnek veriyor kitapta, bu çok enteresan. İlahi Nizam ve Kainat kitabı 59 yılında yazılmış, daha o zaman İzmit depremi olmamıştı arkadaşlar. Örnek verirken İzmit'ten Van Gölü'ne kadar olan diyor mesela diyor. Van Gölü'ne bakın, Van'da da deprem oldu, İzmir'de de deprem oldu. Sanki bir takım şeyler bilmiyormuş da ona göre yazılmış diye. Mesela İzmit civarında ortaya çıkabilecek böyle 50 kilometre genişliğindeki bir yarığa, 50 kilometre genişliğindeki bir yarığı düşünebiliyor musunuz? Bir tarafı Van Gölü'nde, bir tarafı İzmit'te. Mesela Van Gölü'ne kadar bütün kısmıyla Türkiye gömülebilecek. Belki de insanları korkutulmaması için sadece bir örnek olarak verildi. Bu böyle bir şey. Belki de çok uzak bir gelecekte muhtemel olabilir, bilemiyorum.
fakat kitapta mesela diyor, onun için bir yorum katmak istemiyorum, yorum yapmak istemiyorum ama belki de bu örnek değildir, fikri de aklıma gelmiyor değil. İşte de İzmit'te biliyorsunuz o fay hattında meşhur deprem oldu, İzmit Alapazarı depreminde yani. Deniz sularının ateş çukurlarıyla ve yarıklarla birleştiği yerlerde büyük patlamalar, müthiş su buharlar ortaya çıkacak. Bu sırada kıtalar baştan başa çatlayacak. Bu arada İstanbul'dan bahsedilmiyor, İzmit örnek veriyor. Fakat bu da İstanbul'da bir şey olmayacak anlamına gelmeyebilir. İzmit bizim tam dibimizde zaten yani. Ve üzerlerinde yüzyıllardan kalma bir medeniyetin harap olmuş bütün mağmureleri ve semamura yani imal edilmiş yerler, iskan edilmiş yerler işte. Eserleriyle birlikte bayındır edilmiş yani. Bu açılan cehennem çukurlarının içine yuvarlanıp birkaç saat içinde kaybolacak. Onların gömüldükleri bu ateş çukurlarının üzerlerinde her okyanusların muazzam sütunları örtecek. Ve en kısa zamanda dünyanın bütün kıtaları yok olacak. Açık açık. Nasıl ki Mu zamanında Mu ve Atlantis batmıştı. Bu arada Mu Atlantis hakkındaki bütün tezler, eski tezler, yeni gelen bilgilerle yıkıldı arkadaşlar. James Churchward'ın tezi de yıkıldı. Şöyle James Churchward çünkü Mu ve Atlantis varken diğer kıtaların da var olduğunu ileri sürüyordu. Ondan da dayanan onun gibi şeyler, teozoflar da öyle ileri sürüyordu. Öyle olmadığını ilahi nizam mekanında açık açık söyleniyor. O kıtalar daha sonra su yüzüne çıkmışlar. Mu ve Atlantis'in batmasıyla okyanusun dibine o ağırlıkları çöktüğünü düşünün. Bir takım kara parçaları tam tersine ne oluyor? Kalkıyor. Fizikteki bilinen bir etkidir. Siz bir yere küt diye bir şeyi vurduğunuz zaman diyelim ki şu masanın üzerinde silgi mi var? O silgi şöyle bir kalem hafif bir havalanır. Değil mi? Onun gibi aynı etki. Yine aynı etki olacak. Dolayısıyla bugün kıtalarda bizim prehistoryacı bilimcilerimizin bulduğu kabatasları Mu devresine, Atlantis devresine dahil değildi arkadaşlar. Çok çok eski devrelere aitti. Dünyanın başlangıcından itibaren hep bu kıtalar var olduğunu düşündüğü tezinden yola çıkarak bugünkü prehistorya, arkeoloji, şu bu ortaya çıktı, tarih ortaya çıktı. Fakat bu bilgileri bildikten sonra o zaman o bilgileri yeniden bir gözden geçirmek gerekiyor. Yani o dinozorlar, o kafadaslar, onlar, bunlar, o pitekantoropuslar, neandertallar, bu teoriler hep değişecek. Bu kadar basit değil. Şimdi, gelelim meşhur semboller, kıyamet, tufan, Nuh'un gemisi nedir? Nedir Nuh'un gemisi? Böyle bir gemi olabilir mi arkadaşlar? Şimdi akıl var, mantık var. Tahtadan bir gemiye dünyadaki bütün böcek türleri bırakın fili aslanı. Böcek kaç tane böcek türü var? Milyonlarca milyonlarca sığdıramazsınız. Böyle bir tahta gemiye sığmaz Nuh'un gemisi bir sembol bile eskiden beri söylüyorum. Yani bu devreye gelmişiz 21. yüzyıla hala Nuh'un gemisini ağırmak hangi mantık ben anlayamıyorum. Yani nasıl olur da dünyadaki bütün hayvan türlerini bir tane tahta buldular Amerikalı şeyler, orada bilimciler. Tamam Nuh'un gemisi bu muydu acaba falan filan diye ararak çıktılar. Tabi onları da kimler gönderdiğini ben tahmin edebiliyorum yani. Hala o masallara inananlar işte. Yok yani bazı kurumlar finanse ediyorlar bu türlü şeyleri. Acaba o kendi kitaplarında yazan şey var mı yok mu diye gönderiyorlar, aradılar bir şey de bulamadılar. Çünkü tahta gemi değil, dünyadaki bütün türleri tahta. Demek ki Nuh'un gemisi bir sembol. Nuh'un gemisi sembolü bir devreden bir devreye sonraya kalacak canlı türlerini simgeleyen bir sembol. Sembolün bir tane anlamıdır. Bir sürü anlamı var. Bir tanesi budur. Semboller kitabı da zaten bunu açıklamıştı bu zamanda. İlahi Nizam ve Kainat'ta yani bu örtüşen bir şekilde zaten kıyametli ve mutlu falan anlatıyor. İlahi Nizam ve Kainat'ta Nuh'un tufan derken Mu ve Atlantis'in yok oluşu diye açıklanıyor zaten yani açık açık. Yani kıyamet yalnız iki anlamlıdır arkadaşlar. Bir fiziksel kıyamet vardır. Yani ben anlayacağınız tarzda anlatmaya çalışayım. Bir de spiritüel diyebileceğimiz bir kıyamet var. Yani biri, bakın sur borusu zaten iki kez öptürmüş. Bir kez değil. Biri kitlesel yok oluş olarak geçer. Kur'an-ı Kerim'de geçer sur borusu. Sonra ikinci bir sur borusu da cennete giden yani bir aleme geçiş vardır. Yani demek ki şunu demek istiyorum. Fiziksel kıyamet bizim anladığımız normal fiziksel kıyamet. İşte dağlar, taşlar, batmalar, çıkmalar, depremler, volkanlar, kıtaların batması falan filan. Tamam güzel. Bir de öteki kıyamet var. O da o ölenlerin başka bir aleme geçişini simgeler. İkinci su borusu da odur. Yalnız bu arada bu
düşünürsek, bir fiziksel tesirler, bir de bilgiler olarak düşünebiliriz. Soru öttürülmesi, bilgiler de bir takım, yani bir bilgi eğer kıyamet zamanı haber veriyorsa, o da ona da soru borusunu olarak, yani bir anlam olarak bakmamızda bence hiçbir sakınca yok. Kıyamet zamanı haber vermez mi soru borusu? Öyle değil midir bizim bildiğimiz? İşte kıyamet zamanı haber veriliyor şu anda bize arkadaşlar. Gayet açık. Şimdi, tabii kesin bir tarihli değil mi? Yani illa 2061 ya da 2060 ya da 2062 demiyor, 2059 demiyor, kesin bir tarih yok. Bu da normal. Yani insanlığın gidişatına göre bir şey geciktirilebilir, ilerletilebilir. Aşağıdakiler yani robot değil ki, işte aşağıdakiler gelişen varlıklar, irade olarak bir takım öyle hareketler yapabilirler ki bir takım şeyler o yüzden değiştirilebilir. Ama böyle büyük bir kader değişmesi değil de zamanda ufak ufak oynamalar yapılabilir. Çünkü her şeyin dört dörtlük ahenkle yerde bulması isteniyorsa. Yani nasıl söyleyeyim ben? Bu arada bir takım manalar var. Ancak şöyle anlatabilirim. Sadece bir örnek yalnız. Böyle bir şey olacak demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Diyelim ki o doğal afetler öyle bir ayarlanacak ki dünyanın bütün kıtalarında bilen belirli yerlerde olan doğal afetler diyelim ki bir geometrik şekil dizaynında oldu. Beş köşeli bir yıldız atıyorum. Aa diyecekler insanlar o zaman insanlar diyecek aa bu o zaman diyecekler bu doğal afetler tesadüf değil kendi kendine olmuyor. Müthiş bir zeka var. Bir kudret var. Yani öyle bir şekilde ayarlanacak ki bir takım inanmayanlar inanmaya başlayacaklar. Bu işlerin boş olmadığını. Yani bir manalar taşıyacak. O manalar ama öyle bir güzel ahenkle demek ki düzenlenecek ki bir takım insanlar bir şeyleri anlamaya başlayacak. Ama nasıl yapacaklar bilmiyorum tabii. Ben sadece şu anda sezgilerimle fikir yürütmeye çalışıyorum. Şimdi evet, kıyamet iki anlamda, bir de fiziksel anlamda dedik. Diğeri ise bir ayıklanmanın yapılmasıyla okulu bitirenlerin daha yüksek bir aleme geçişini ifade eder dedim ama bir kısmı da kalacak ama hepsi bitiremez, hepsi mezun olmuyor. Onlar da cehennemi tadacaklar biraz yani. Cehennemin bir anası da odur yani. Bilenin de bir sürü anlamı var, bir anlamı da odur yani. O devlet, o dönemde kalmak hakikaten cehennem çünkü yiyecek yok. Güzel ümbit araziler, verimli araziler batmış, kayaların tepeleri sivri sivri, hayvan yaşamıyor, bir şey ekemezsiniz. Ne yapacaksınız? Birbirinizi yiyeceksiniz. Bu hiç güzel bir şey değil. Yani yanlarının başlanması, kanibalizm. Zaten bu şu anda bile yapılıyor. Yani bu 20. yüzyılda bir yerde bir uçak düşmüş, epey zaman bulmamış, birbirlerini yemişler mesela. Bu uçaktaki yolcular. Hatırlıyorsun değil mi öyle bir şey? Ölenleri yeter değil mi önce? Ama canlı da yemezlermiş. Ama olsun ölenleri yemek de gene yan yana hali o da tabii. İnsan eti yönetici. Şimdi ilginizi çekecek bir konuya giriyorum nihayet. X gezegeni sahibiniz kaç oldu projeye bak. Valla bakalım gittiği kadar gidecek işte. Belki 9 uçağa kadar söyleyeceğim maalesef biraz yavaş gittim herhalde. Arkadaşlar bu X gezegeni Nibiru, yok Herculobus, yok 9. gezegen gibi bir sürü isimler verildi bugüne kadar bir takım gezegenler. Acaba aynı gezegenler değil miydi? Şimdi onlar konuşacağız. Şimdi herhalde bildiğiniz gibi ilk olarak bu yaklaşan bir gezegen varsa eğer bundan bahseden bir ilahi nizam ve kainat kitabı yıl 1959 fakat notere verildiği için biz bu bilgiyle temas etmemiştik. Daha bilmiyorduk. 2013 Nisan'dan itibaren biliyor hale geldik. Fakat notere verilen bir kitap verilmişse bu bilgi demek ki o dönemde bilmiyordu anlamda da bu bir kanıttı yani bilmiyordu. Ben zaten onun için notere verildi. Şimdi 70'li yıllarda Güney Amerika kıtasında bir ezoterist bir yazar, böyle Nostradamus türünden dörtlüklerini yazarken şeyden bahsetmeye başladı. Bir gezegen yaklaşıyor, dünyanın devresinin sonunu getirecek, yıkıma yol açacak bütün dünyada bilmem ne diye böyle üstü kapalı bir geçti. Daha sonra başka bir tane daha Latin Amerikalı gene bir yazar, gene bir ezoterist. Daha şey neydi onun adı? Gnosticism üstadı diyorlar. Yine buna benzer bir şeylerden bahsediyor. Onlar genellikle işte kızıl gezegen ya da Herculobus adını veriyorlar. Yani kızıl gezegen
Kızıldev diyorlar, kırmızı renkteki bir dev olarak onlar tasarlıyor yani. Rengini şu anda biz bilmiyoruz. Onların söylediğini söylüyorum. Derken meşhur şey çıktı işte, Zekeriya Sitchin çıktı daha sonraki zamanlarda. Ha pardon, orada bir tane de Arjantinli bir astronom ve sismolog var. Bu da çok enteresan, çok eski zamanda yaşamış. Yani hemen belki de ilk bahseden de belki de oydu, yanlış yani bazı kaynaklara göre. Bu adamın bir özelliği var. Arjantin'de demiş, birkaç saat sonra deprem olacak, çok büyük demiş. Adama kimse inanmıyor. Birkaç saat sonra deprem oluyor ve çok sayıda kişi ölüyor Arjantin'de. Bu onun için Arjantin'de bayağı isim yapmış bir, hem sismolog hem astronom. Yani adamın iki uzmanlık alanı var. O yüzden Arjantin'de bayağı hatırı sayılır bir insan. Hatta bazı Arjantinler der ki, o Amerika'daki esnörs yazarlardan ve o, neydi o, Nibiru'dan bahseden meşhur Zekeriya Sitchin'den çok çok önce bu bahsettiği diye. Fakat bu astronom aynı zamanda biraz komplo şeyine de gidiyor. Komplocular derler ya hani, ABD diyor, işte dünya derin devleti var diyor, bunu biliyor, saklıyorlar diyor. Kendilerine diyor bu bilgiyi bir gezegen yaklaştırıp diyorlar şeklinde ithamları da var bu adam. Yani bilmiyoruz böyle bir şeyler var mı yok mu yani biliniyor da saklanıyor mu şu anda bunu bilmemiz zor. Ama zaman ilerledikçe anlayacağız. Çünkü bu türlü iddialar şimdi o başlattı ama şimdi çok sayıda kişi buna inanıyor. Yani bu türlü iddialarla yani ABD devletini suçluyorlar. Niçin bildiğinizi saklıyorsunuz, söylemiyorsunuz zaten gizliyorsunuz gibilerde iddialar var. Yani bunlara komplocu iddialar diyorlar genellikle. Bilemiyoruz ne derece doğru değildir. Fakat bildiğimiz şu ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir şekilde yeraltı sığınağı yapma faaliyeti var. Bunu birçok yerde basın yayın organlarında çıktı. Amerika'da yaşayan tanıdıklarım bana telefonla doğruladılar. Evet dediler, Alp Aslan Bey dediler, gerçekten dinamitlerle dağların içine oyup sürekli yeraltı sığınakları inşa ediyorlar diyorlar. Tabii ki illerin de ilahi nizam mekanı kitabı olmadığı için kurtuluşun olmadığı bilgisine sahip değiller. Ve onun için bayağı büyük para harcıyorlardır. Hatta bir tane gazeteci var. Bu gazeteci Amerika'daki çok yoğun bir borsaları inceleyen bir borsa uzmanı. Fakat borsa uzmanı bir takım o kadar aklınıza gelmeyecek şeyleri araştırıyor ki bir takım hisse hareketlerini bulabilmek için. Bu tutmuş, şeyi araştırmış. Büyük kentlerden büyük miktarda zenginler kaçmaya başlamış. Çok zenginler ama. Elit tabaka diyor. Yani Chicago'dan özellikle mesela atıyorum Boston'dan. Niçin diyor sadece diyor birkaç ay içinde diyor %10'u ayrıldı diyor bu kentlerde yaşayanlar diyor. Elit tabaka diyor. Niçin bunlar kaçıyor? Yeraltı sığınaklarına mı kaçıyor? Kırsal kesime kaçıyor? Nereye kaçıyorsa belli değil de. Yani gidiyorlar uzaklaşıyorlar bu büyük kentlerden. Bu adam bunu soruyor ve cevabını da şöyle bazıları diyor ki yani bir takım suç faaliyetleri arttı ondan kaçıyorlar yani. Suç oranı arttı. Hayır diyor. Amerika'da evet suç oranı artmış ama diyor Paris'ten de kaçma başladı diyor. İtalya'da Roma'dan da kaçma başladı diyor. Rakamları da veriyorlar. Yani %8, %10, bir yılda %10 elit tabakanın kaçması diyor bu büyük bir işarettir diyor borsa uzmanı. Ve şu soruları soruyor. Bakın diyor modern bir sığınak, yeraltı sığınağı var diyor. Haberiniz var mı diyor. Doğu Almanya'da diyor. Son derece lüks bir şekilde yapılmış. Yeraltı sığınağı bir dansın uyulmuş ama 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otel diyor. Hatta diyor, bazıları diyor şimdi orada da bir kaçış göremiyorlar diyor. Son derece modern lüks denizaltılar yaptırıyorlarmış, özel. Peki o denizaltı kıtalar battıktan sonra acaba ne işe yarayacak diye çok merak ediyorum yani. Neyse böyle faaliyetler varmış yani söylemek lazım. Basından ben izliyorum, size tavsiye ederim. Bir takım haber siteleri var. Oralardan. Şimdi bu derken şimdiye kadar ben bilimsel olmayan bir takım bu şeylerden bahsettim, iddialardan yani bu şey Latin Amerika'daki derken nihayet NASA'da çalışmış emekli iki astrofizikçi ama o tarihlerde emekli değillerdi daha henüz NASA'da çalışıyorlardı. Bir gezegen tespit ettik dediler ve bu gezegene TÜKE adını verdiler. TÜKE ya da TÜKE diye okunur yani okunuşu Fransızca İngilizcesine göre değişir. TÜKE aslında bir Yunan tanrıçası, ilahesi. Nemesis'in kardeşi. Bunu da niçin TÜKE adına verdiler biliyor musun? O çok işte Zekeriya Sitchin, Nemesis falan hani bahsettiler ya o gene Yunan tanrıçası işte. Bu da onun kız kardeşi diye TÜKE adını verdiler yani. Ona bir silleme gibi yani ona benzerlik olsun gibi. Derken yavaş yavaş bu piyasada şey X gezegeni lafı çıkmaya başladı. Fakat X gezegenini bazıları başka bir gezegeni
X gezegenin olduğunu düşündü. Beraber çıktı. Derken sonra o odur demeye başladılar. Derken bu arada ben en iyisi buradan okuyarak sırayla edersem daha iyi olur. Şimdi Güney Amerika'nın Nostradamus lakaplı Arjantin büyük kahin dediğim o kahin adı Solari Parravicini 1898'de doğmuş. Bedir Usayman gibi en enteresan aynı tarihte doğmuş. 1974'te olmuş. Konuklarında şöyle yazıyor. Saatlerin saati gelecek ve karanlığında büyük gezegenin kazasına maruz kalacak. Dünya alt üst olacak, her şey düşecek. Daha sonra 70'li yıllarda işte Meksika'da 70'li yıllarda birçok konferans veren güneşlik üstad Samuel Aun Weor bu gezegenden Her Columbus adıyla söz ediyor. Açıklamalarına göre 70'li yıllar bu kıyamet zamanında dünya yaklaşacak büyük elektromanyetik gücüyle bakın uyuşuyor ilkle elektromanyetik gücüyle yer kabuğunu etkileyecek depremlere, gelgitlere, volkanik püskürmelere ve doğal afetlere yol açacak. Atlantis ve Mu uygarlıklarında Her Columbus silip süpürmüştür diyor adam. Uygarlığımıza son verecek ve yeni bir devre başlayacak diyor. Yani bayağı büyük bir örtüşme içinde görüyorum bu sözleri ilkle. Bu arada şeyi de açıklayayım arkadaşlar. Volkanik patlama deyince insanın aklına hep böyle bir volkan indifayı ya da bir deprem yaratıyor. O kadar kalıyor zannediyorsunuz değil mi? Değil. Gerçek büyük bir volkanik püskürme bütün dünyanın iklimini bile değiştirebilir. Bu geçmişte yaşandı. Enteresan işte 19. yüzyılda nerede işte araştırırsanız bulursunuz. Volkanik patlamadan dolayı ölenlerin sayısı diyelim atıyorum 150-200 kişi mi öldü? Ama 300 bin kişiyi o volkanın püskürmesiyle bulupları yani şey güneşi engellemesi yüzünden dünyada belirli bir süre iklim değişikliği oldu ve şey olmadı. İyi verim alınamadı. O yüzden açlıktan 300 bin insan öldü. Bak. Yani volkanik patlama sadece öyle işte bir sarsıntıyla kalacağını zannetmiyor. Kül bulutları falan bir kaplıyor, o bölgeyi olduğu gibi yerde dağılıyor da böyle dağılıyor. Çok büyük bir kıtayı, hatta bazen bir dünya küresinin büyük bir kısmını dahi kaplayabilir. Bir tek volkandan çıkar. Bir de eğer ki siz aynı anda 5-10 volkanın püskürmeye başladığını düşünürseniz, bunların bir de nükleer santral reaktörleri bozduğunu düşünürseniz, ve bugün biz dünyanın büyük bir kısmı doğalgaz kullanıyoruz biz arkadaşlar. Doğalgaz. Doğalgazlar patlar Japonya'da olmuştur. Yani bir deprem kendi doğal zararından çok teknoloji olan ünlü şeyleri harekete geçirmesiyle verdiği zararlar daha fazla olacak çünkü teknoloji giderek ilerliyor. Ben size nükleer reaktörlerden bahsettim ama şeyden bahsetmedim daha. Dünyada bir o kadar da 400 civarında nükleer atık deposu var arkadaşlar. Bakın nükleer reaktör ayrıdır. Ve o nükleer bizim dünyanın şu anda başa çıkamadığı en büyük bela da bu zaten. Nükleer atıkları ne yapacağız diye. Çünkü ne kadar gömseniz bir şekilde bir gün çıkıyorlar dışarı, zararları oluyor. Ay'a götürmeyi düşündüler. Maliyet hesapladılar. Daha pahalıya geldi. Çok pahalıya geldi. Vazgeçtiler. Ay'a bölgedir bakmayı. Bir ara Karadeniz'de bir takım variller buldu. Bunlar çok uzun zaman önce. İtalyan gemileri getirip bırakmış. Ne yapıyorlar bunlar? Yerin dibine gömüyorlar. İyice derinlere derinlere ama depremlerle o yerin dibinden sarsılmalarla çıktığını bir düşünün siz onların. Radyasyon. Radyasyon deyip geçmeyin. Bakın Çernobil'in dumanları, radyasyon dumanları Avrupa'ya gittiği zaman birçok kadın çok kötü doğumlar yaptı Almanya'da, orada burada. Yani yayılıyor. Radyasyon Japonya'dan, o Fukushima'dan radyasyonlar Amerika'ya gelmeye başladı. Peki. Geldik şeye, bu şeye, şeyi söyledik. Evet, tarihsel sırasıyla gidiyoruz. Şimdi geldik 1983 yılında Washington Post gazetesi. NASA X gezegenini ya da Nibiru'yu arıyor diye bir başlık attı. O zaman işte Nibiru falan zekeresi var. Bu arada Brezilya Ulusal Gözlem Evi'nden Rodney Gomez diye biri, bir astronom, bir takım yörünge sapmaları teşhis etmiş, yörüngelerde sapmalar bulmuş ve bunların bir gezegenin çekim etkisinden olabileceğini tezini ortaya atıyor. Brezilya gözlemleri, ulusal gözlemleri. Aynı gazetede yani Washington Post'ta ikinci haber olarak da bu var. Aynı tarihte. 1998 yılına geldik. Kolombiya'ya biraz hızlı geçeyim. Kolombiya doğumlu Esos yazar Rabolo 26 doğumlu, 1926 doğumlu 2000 yılı ölümlü. 98 yılında Her Columbus'a da Kızıl Gezegen diye bir kitap yazmıştı. Kitabında Atlantis uygarlığını yok eden gezegenin
tekrar sistemimize yaklaşmakta olduğunu ve şimdiki dünya organ sonunu getireceğini, insanlık ve dünya için bunun kökten bir dönüşüme hazırlayacağını söylüyor. 99 yılında, şimdi o meşhur dedim ya, sismolog, astronom dedim hani. Carlos Muñoz Ferrada. Doğum yılı 1909, ölüm yılı 2001. Astronom ve sismolog. Bir depremi bildi. Gnostikmiş aynı zamanda. O da Herkulebus adını veriyor bu gezegene. Yani ortak isimle konuşuyor o gezegende. Atlantis'e yıkılıyor ve şöyle diyor. Bu adamın iddiası. Bu astronom ve sismolog iddiası. Ben aynen aldım. Hiçbir yorum yapmıyorum. Şu kelimeyi kullanıyorum. Dünya derin devlet ya da karanlık devlet. Neyse. Kendi nasıl görüyorsa öyle bir devleti. Yaklaşan büyük gezegen ve onun dünyada yaratacağı yıkım bilinmektedir. Fakat gözlemeleri ve teleskoplarla sağlanan bilimsel verilerin ve astronomi fenomenlerini ortaya koyduğu gerçeği saklayabilmek üzere olabildiğince dikkati dağıtma, dikkatleri başka yöne çekme ve aldatma yapılmaktadır. Şu sıralar bu karanlık dünya derin devleti bundan daha çok kaygılandığı daha önemli bir şey yoktur. Getireceği sosyal çalkantıların, önceden kestirilen ve siyasi karışıklıkların, kontrol edilemeyecek finans kayıplarının, ekonomik kayıpların, yani ekonomik dengelerin bozulmasını demek istiyor. Kalplerine korku salmaktadır. Onlar bu olayın tepe yapacağı zamanı da bilmektedirler. A, B, C planları olsa da bu planların pek işe yaramayacak olabilir diyor. Yani kafalarında diyor A, B, C planları olsa da bir takım devletleri bu planları işe yaramayabilir diyor. Yıl 1999, yine aynı yıl. İlk defa bilimcilerce bir hipotez ortaya atılıyor. Hani size demin bahsetmiştim ya, bu NASA'dan emekli oldan o tarihte emekli değil henüz. Bu üç tane astrofizikçi, bunların adları John Mates, Patrick Whitman ve Daniel Whitmire. Bunlar Louisiana et Lafayette Üniversitesi'nden çalışan astrofizikçiler. Bunlar bir gezegenin başka bir sistemden savrulmuş olabileceğini, bu gezegene, söz konusu gezegenin olduğunu ileri sürdüler. Yani ilk örtüşüyor bu. Ve buna işte Türkiye adını verdiler. Fakat o zamanlar kuşkudaydılar. Oort bulutunda mı acaba bu gezegen? Oort bulutu nedir? Oort bulutu. Birazdan ben size onu izah edeceğim. Resim bir şeylerle. 2004 yılında Sedna denilen bir gezegenimsi mi diyoruz? Küçük gezegencik mi diyoruz? Yani şöyle küçük bir gezegen diyelim. Gezegenimsi diyelim ya da işte. Adı Sedna, bunun yörüngesine sapmalar saplandı. Ve 2007 yılında İspanya'da kurulan bir kurum var. Adı Alcyon. Alcyon bu arada Ülker takım yıldızının şeylerinden biridir, yıldızıdır. Bu İspanya'da kurulan kurum biraz spiritüel, biraz ezoterist ve bu Latin Amerika kaynaklarından beslenir. İspanya'da kurulduysa da o demin saydığım ezoterist yazarların yani felsefesini benimsemiş. İşte reenkarnasyonu kabul eden böyle bir kurum yani. Bu kurum şöyle açıklamalarda bulunuyor. Ben de bu kurumun kitabını istettim. Ücretsiz kitap dağıtıyorlar. Sağ olsunlar, hem bana şey gönderdiler. E-mail yoluyla hem de evime bizzat kitapçık da geldi. Bildiğimiz kitap olarak da geldi. İkisi de ücretsiz olarak gönderdiler. Alcyon yazarım, ilginiz varsa şey yapabilirsiniz. Ne diyorlar? Bunlar Vatikan, bunlarla bir komple iddiası var aynı zamanda. Diyorlar ki Vatikan bu işi biliyor. ABD biliyordu, haber verdi Vatikan'a. Vatikan'da gitti, iki tane gözlem evi kurdu Amerika'da. Amerika bir şey dedi, dediği iddiaları var. Onu okuyorum. Birazdan fotosunu göstereceğim o şeylerden bir tanesi, gözlem evlerinden. Vatikan'ın Arizona'da, Safford dışında niye bir gözlem evi olsun ki? Vatikan'ın Vatikan Advanced Teknoloji Teleskop, tam başka Mount Graham International Observatory adlı binoküler teleskoplu büyük bir gözlem evine daha sahiptir. Bunun teleskobu niçin infrarujlu? Çünkü X gezegeni genellikle bir kahverengi dev olarak düşünülmekte ki bu da ancak bu frekans, yani böyle bir teleskopla keşfedilebileceği anlamına gelir. Zaten Katolik Kilise sakladığı gizli arşivleri, mesajları, kehanetlerde insanlığa ifşa etmemiştir diyorlar ve devam ediyorlar. Jeolojik ve arkeolojik olduğu kadar tarihsel bulgular da açıkça gezegenimizin periyodik yıkım dönemine geldiğini göstermekte. Mavi küremiz bu periyodik devre sonlarında defalarca yaşadı. Kaliyuga denilen dönemin de sonundayız ve dünya bir kez daha eksenini değiştirecek. Gene bilgiler örtüşüyor ilahi nizam ve kainatla, dikkat edersek hayli kaynaklardan. İlahi nizam ve kainatı okumamış bir kurum bu, fakat aynı şeyleri söylüyor, dikkat ederseniz. Eski toprakların yerlerini yenileri alacak, yeni toprakların belirmesi ve bütün bunlar
uygulamalarından olması için kutupların ve eksenin değişmesi gerekiyor diyor bu kurum. İspanya'daki Alcyon adlı kurum. Bunlar kitapçıklarını 5 dilde basmışlar. 5-6 dilde valla hatırlamıyorum şimdi. Yani İngilizce, Fransızca, İspanyolca, işte Rusça. İsteyeni o dillerde pıtır pıtır gönderiyorlar. Böyle güzel de çalışıyorlar. Bir de video yapmışlar. Böyle güzel ve müzikli. Yazılışı şöyle yazılıyor. Bulmak isteyen için bakın nasıl yazıyordu. Alcione. Türkçe okudu. Türkçe böyle yani konuşuyor. Alcione yazıyor. Alcion diyor. 2008 Neptün'de cisimlerde bir takım astronomlar sapmalar sapladı. 2008. Yıl 2012 Rodney Gomez Brezilya Ulusal Gözlem Evi'nde yine bazı yörüngelerde bir takım sapmalar sapladı. 8 Mart 2013. Daha önce 3 astrofizikçi bir gezegen var adına tüketiyoruz demişti ama bu sefer bu gezegenin başka bir yani Güneş'in etrafında dönen bir gezegen değil. Başka bir sistemden savrulmuş olduğunu düşündüklerini açıkladılar ki bu çok önemli. Çünkü bunlardan başka ben bu söylemi başka hiçbirinde görmedim. Bir tek bunlar söyledi. İlkler oluşan bir bilgi bu. Bakın daha sonra Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nden iki tane NASA astronom diyecek ki hayır diyecek. Başka sistemden değil bu Güneş'in etrafındaki gezegenlerden biri diyecekler. Fakat bunlarla bu üç astrofizikçi çelişiyor. Bakalım hangisi haklı çıkacak. Ve her iki grup da aynı NASA'da çalışmış ekip, yani aynı elemanlar, aynı NASA'da onlar da olmuş, onlar da olmuş. Tabii farklı üniversiteler, biri Kaliforniya'da. Caltech, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde bu, daha sonra 9. gezegen diye iddia edenler. 9. gezegen sebebi de şu, şimdi diyeceksin ki 9 gezegen var ya zaten üniversitem, değil. Plüton artık gezegen kabul edilmiyor, Güneş sistemin sayısı 8'e düştü. O yüzden bu yeni bulunduğu ileri sürülen gezegen 9. gezegen adıyla. Şimdi 8 Mart 2013 Türkiye başka bir üniversiteden savrulmuş. Louisiana Üniversitesi'nden Profesör John Mattes meslektaşı Daniel Wittmeyer Arden görüşüne göre Güneş'in çekimine kapılmış olduğu düşünülen henüz bilimsel adı konmamış bu meçhul gezegen başka bir üniversiteden savrulmuş olmalı diye açıklamada bulundular. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz günümüze. Bir başka keşif 13-14 Şubat 2014'te yapıldı. NASA'nın IBEX uydusunca Güneş sistemi kenarında yıldızlar arası manyetik alanla ilgili esrarengiz tuhaf bir enerji ve partikül kuşağı ya da şeridi saptandı. Garip bir keşif yani NASA için bu. Devam ediyoruz. 2014'te Neptün ötesi bir gezegenin varlığına dair ilk kanıtlar astronom Chad Tuijo ve Scott Shepard tarafından 2014'te yayınlandı. İlk kanıtlar 2014'te yayınlanmış. Neptün ötesi bir gezegenin varlığına yani gezegen derken bir sürü var da bu söz konusu olan bu X gezegeni, yaklaşan gezegen her neyse işte ya da 9. gezegen her neyse. Fakat şimdi size bir de iddialardan bahsediyor. İnternette işte YouTube falan filan bir sürü videolar dolaşıyor. Hep suçlamalar, komplolar diyorlar. Ondan kısaca bir özet yapayım. 17 Temmuz 2015 yılında bu suçlamalar yoğunlaştı arkadaşlar. Suçlamalar şöyle. Yani komplo yapıldı. Yani söylenmiyor falan gibi iddialar. Diyorlar ki muhtemelen NASA'nın X gezegeni hakkındaki dosyaların dışarı sızdırılması söz konusu. Bir süreden beri bloglarda X gezegenin ve kıyametin yaklaştığı, bunun kamuoyundan saklandığı hakkında bazı iddialar yoğunlaştı ve YouTube'da bu konuda video ve tepkiler yağmaya başladı. Kimi iddialara göre NASA ve Amerikan hükümeti X gezegenin yaklaştığını bir süreden beri bilmektedir. Bunlara göre X gezegeni Güneş sistemimize bir süreden beri plazmik enerji partikül dalgaları göndermeye başlamış bulunmaktadır. Bu enerji akışları sonunda yer küremizin kalbinin akışları bozacak. Kalbini derken o bünyesini yani kastediyor. Bozacak ve yeryüzü iklim üzerinde yıkımsal değişimleri başlatacaktır. Zaten X gezegenin yaklaşmasının rahatsız edici etkilerini 1996'dan beri gerek sismik ve volkanik etkinliklerin artışı, evet bu doğru arkadaşlar, depremlerde dünyada son zamanlarda dikkat ederseniz çok büyük bir artış vardı. Ben bir grafiğini almıştım bir kaynaktan, bir sismoloji şeyinden, dünyasal. Yani şöyle söyleyeyim, 6 ile 8 arası deprem şiddeti, deprem evvelden evi şöyle gelirken, işte hatırlamıyorum şimdi göreceğiz birazdan, son yıllarda şöyle bir tepe yaparak gidiyor böyle, bayağı büyük bir şey var, bende grafiği var, göstereceğim birazdan. Evet, bir 10 dakika sonra o gösterime geçmem lazım. Tamam. NASA, Pentagon ve CIA bu gezegenin yaklaşmakta olduğundan tehlikeden haberler olup Vatikan'da haber verilmiştir diyorlar. Fakat kamuoyu yaklaşan tehlikeden habersizdir, fakat
insanlığın üçte ikisi telef olacak. Şimdi buradaki insanlığın üçte ikisi, ben hemen o laf geçince hemen anladım. O Yuhanna'nın vahyinde insanlığı hep üçte bir, üçte bir, her felakette üçte bir, üçte iki diyor ya. Bu Yuhanna'nın vahyine inananların getirdiği bir rakam. Yani Beyaz Saray'la direkt bir bağlantısı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama yine de size sunayım dedim. Yalnız bu gezegen Zekeriya için söz ettiğim gibi bunu değil, başka bir gezegendir. Çünkü Zekeriya için söz ettiği sürekli olarak geliyor. Bilmem kaç bin yılda bir, böyle değil bu. Böyle bir olay. 70 bin yılda, 60 bin yılda bir olan bir olay, bir devir bitim. Arkadaşlar o Nibiru gibi böyle 2004 denen böyle bir şey yok. Böyle bir şey söylenmiyor yani tabii ki. Ve bu devirse bundan 70 bin önce yıkıldı. Yani böyle, yani onlar orada ben aynı görüşe katılmıyorum. Ben ilahi nizam ve kainatları görüşe katılıyorum o konuda. Yani böyle sürekli gelen bir gezegen 2600 yılda bir dünya yıkımı yaşarmıyor ki, öyle bir şey yok ki. Dolayısıyla öyle bir şey söz konusu olamaz. Güneş sisteminde bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bu bilimsel bir saptama, ondan da bahsedeyim. Yani bu yaklaşan gezegenin manyetik etkisi herhalde, zaten söylemiyordum. 26 Aralık 2015 bilimsel bir habere göre Güneş sistemi bilimi, Güneş sistemi bilimde bir bilim var. Tüm Güneş sistemi bir şeyin etkilediğini söylüyor. Güneş ve Ay'da gezegenler görünmemiş bir mutasyon geçirmektedir. Aynı zamanda çok tuhaf fenomenler olmakta. Onlardaki bu değişimler daha önce hiç görünmemişti. Bu incelemeler onlardaki bu değişimlerin fiziksel olduğunu göstermekte. Önemli değişiklikler atmosferlerinde olmakta. Bakın şimdi mesela sistemdeki değişiklikler neler olmuş? Yani bu haber tarihi ne dedi? Bir daha bakalım. 2015 yani geçen seneki bir haber. Güneş, Güneş sistemi bilim verilerine göre Güneş'in manyetik alanı son yüzyılda %230 güçlenmiş vaziyette. Bilim insanlarıyla çok garip bir fenomen olarak yorumlanmaktadır. %230 bayağı büyük bir rakam. Tam tersi, zayıflıyor. Zayıflıyor mu diyorsunuz? Zayıflıyor diyorsunuz. Haberi bu şekilde aldım. Ben doğru düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Söyler, bilimsel değil yani. Evet, peki teşekkür ederim. Ama %230'un bir değişim var ama sonuç olarak. Güneşin manyetik alanı zayıflıyor şu anda. Yani rakam doğru ama değil mi? %230. 230 diye bir şey yok. Yani Güneş üzerindeki Güneş tekerinin manyetik alanı zayıflamaya başladı son 10 yıl. Yani bir anormallik var en azından. Anormallik değil, bilmediğim bir durum. Peki. Dünya eksen değişti. Volkanik faaliyetler 1875-1975 arasındaki yüzyıla oranla %500 arttı. %500 arttı. Depremlerde 1974'ten itibaren %400 arttı. Kasırgalar, toprak kaymaları, tayfunlar, dev dalgalar gibi doğal felaketler %410 arttı. Manyetik alanımız da zayıflıyor dünyanın. Doğru mu? Dünyanın manyetik alanı zayıfladı bu arada. Bu bilgiye ne dersiniz? Yani şimdi ben bilimsel şeylerden aldım, o şeyler şemalerden yanlış. Yo, Science Post, meşhur Science Post. Science Post okuyorsanız eğer, Science Bilim Postası, oradan aldım bazılarını. Yani dünyadaki bilimcilerin hepsi de herhalde o kafalarına göre oraya yazmıyorlar. Ay öte yandan uydumuz ayın atmosferinin yine garip şekilde büyümekte olduğunu saptanmıştır. Ayın çevresindeki natrium tabakası daha önce görmemiş şekilde 6000 kilometrelik kalınlığa ulaşmıştır diye yazıyor benim okuduğum bu haberde. Venüs auroral parlamalar %2500 arttı ve pek çok atmosferik değişiklikler var. Mars büyük fırtınalar oluşmakta, küresel ısınma gibi bir etkiyle kutuplarındaki buzul kütleleri giderek kaybolmakta. Jüpiter çevreleyen plazma bulutlarının parlaklığı %200 arttı. Gezegenin atmosferi renk değiştiriyor. Uranüs büyük parlaklık değişiklikleri var ve bulut faaliyetlerinde büyük değişiklikler var. Neptün atmosferik parlaklık %40 arttı. Plüton atmosferik basınç %300 arttı. Ne olursa olsun bu rakamlarda belki bir takım oynamalar olabilir ama görünen şu ki Güneş sisteminde bir takım değişiklikler, daha önce olmamış bir takım şeyler oluyor. Ya bırakalım Güneş'te, dünyayı görüyoruz arkadaşlar. Dünyada bu kadar doğal afetlerin sık olduğu bir dönem gördünüz mü, bu kadar depremlerin, onların, bunların? Görülmedi. Yok. Bakın deprem işte, sismoloji açın. Bütün dünyadaki sismoloji şeylerini açın. Yani hepsi de yalan söyleyemez herhalde. Bir doğruluk payı var yani bunda. Görünen, görünmeyen şeyden ateş duman çıkmaz derler. Gelelim Kaliforniya'daki astronomların iddialarına, ki ben pek inanmıyorum 9. gezegen olduğuna. Yalan söylüyorlar bence. Çünkü diğer astronomlar doğruyu söylüyor. Onun için bunu çıkarttılar haberi.
Dediler ki bu Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki astronomlar 13 Ocak 2016'da Güneş sisteminde Pluto'nun yörüngesinden daha uzakta karanlıkta saklanan dev bir yeni gezegenin varlığını sapladıklarını açıkladılar. Yani böyle bir gezegenden tehlike gelmeyecek. Böyle bir 9. gezegenler usul usul hep dünyanın içerisinde bu döner. Bize de bir zarar getirmez anlamında bir yönlendirmeyle yapılan bir açıklama olduğuna inanıyorum. Yani insanlığın kitlelerini gerçekten bir haber bırakmak, bir takım piyasalardaki dengeleri bozmamak için yaptırılmış bir açıklama olduğuna inanıyorum şahsen ben. Bunlar Astronomy Journal'de yayınlanan belgeleri gezegeni dünyamızdan yaklaşık 10 kez daha büyük olarak tanımladılar. Fakat belgeyi hazırlayan astronomlar Michael Brown ve Konstantin Viking gezegeni doğrudan gözlemlemediklerini de belirttiler. Bu gizli gezegenin varlığını diğer kozmik nesnelere uyguladığı çekim etkisi sapladığını belirtiyor. Zaten bunlar saptamadan önce zaten biliniyordu. Brezilya'dan açıklandı. Daha önce başka astronomlar açıkladı. Bunlar sadece biz bulduk havasına gidiyorlar ama onlar bulmadı. Ondan daha önce saptandı. Bunlar sadece bunun 9. gezegen olduğunu ileri sürüyorlar. Yani yaklaşan bir gezegen değil de başka bir sistemden fırlamış. Bizim sistemde dönüp dolaşan bir gezegen dünyaya zarar getirmez diye bir yumuşatıcı mesaj veriyorlar. Fakat olay gitmedi. Şimdi bu haberlerden, verilerden başkalar da faydalanmaya başladı. Şimdi iş giderek yayılmaya başladı. İyice Fransızlara geçti, translasyonlara geçti, başka astronomlar kurcalamaya başladı olayı. Yani bir gerçeği ne kadar saklamaya çalışsa saklayıp bir yerden fışkırır. İnsanlığı bilgiden kimsenin mahrum etmeye hakkı yoktur. Güneş sistemi civarındaki meçhul gezegenin varlığı hakkındaki son yeni kanıtlar 29 Mart 2016. Geçtiğimiz salı günü medya organlarında meçhul gezegen hakkında yeni kanıtlar bulunduğundan söz edildi. Astronomlar güneş sistemimizin uç sınırında bulunan gök cisimlerinin kimliği tanımlayamayan bir nesnenin yol açtığı çekimsel etkiye maruz kaldığını fark ettiler. Russia Today adlı haber sitesine göre bilimciler güneş sizde tuhaf bir şeyler oluyor. Bu tuhaf garip fenomenlerin dev bir esrarengiz gezegenden kaynaklandığını düşünmekteler. Russia Today adlı haber sitesi. Yani Rusya'nın en büyük haber sitelerinden biridir bu arkadaşlar. Bilmiyorsanız. Dünyadan defalarca daha büyük gizli bir gezegenin var olduğunu kabul ediyoruz. Gibi bazı bilimciler kabul ediyoruz. Çünkü kabul eden bilimciler o. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki astronomlar. Ocak ayında bu iki astronom asteroidler ve uzun nesnelerden oluşan bu Kuiper kuşağının incelemeleri sonucunda bu kuşağı bilmemekle, görmemekle birlikte esrarengiz dev bir gezegen etki ettiği kanısına vardılar. Yani neticede şu kanıya da ortak evet diyorlar. Böyle bir şey var. Sadece farklı düşündükleri nokta bunlar Güneş'in etrafında dönen bir gezegen olduğunu düşünüyorlar. Güneş'in etrafında. Burada çok önemli bir fark var. Eğer başka bir sistemden savrulmuşsa bir tehlike gelir. Yok eğer Güneş'in etrafında dönüyorsa bir tehlike olmayabilir de. Bilmiyorum anlatabildim yani. Tehlike yoktur, rahat olun, piyasalara tedirginliği olmasın, aynen devam etsin ekonomik şeyler. Siyasi, askeri, dini otoriteler hiç sarsılmasın, aynen devam etsin gibilerinden bir mesaj bu yani. 9. gezegen olayı budur. 9. gezegen değil arkadaşlar, o misafir gezegen, misafir gezegen. Daha 59 yılında gönderilmiş. İşte yeni yeni kanıtlanmaya başladı. Bu iki astronomlardan Michael Brown, Plüton gezegeni artık bir gezegen olarak sınıflandırılması gerektiği kabul edilmiş. O kadar oldu, bilim olmuş bir astronomdur. Yani bu söylenen bu iki astronom da bir tanesi daha bir Plüton'un gezegen olmadığını kabulünde bayağı bir yetişi olmuş olan astronom. Geldik. Ha bu arada bunlar Güneş'e olan mesafesinin dünyanın Güneş'e olan mesafesinin 20 katı olduğunu düşünüyorlar. Bu gezegenin, bu 9. gezegen dedikleri gezegenin dünyanın Güneş'e olan mesafesine oranla 20 kat daha uzakta olduğunu düşünüyorlar. Geldik 5 Nisan 2016'ya. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden iki bilimci olan, söylediğim Konstantin Batkin ve Mike Brown, geçtiğimiz Ocak ayında dünyadan defalarca büyük söz konusu gezegenin varlığı hakkında kanıtları sunmalarından başka, yapılan gözlerlerle arşivlenmiş imajları analiz ederek bu gezegenin varlığı hakkında yeni kanıtlar aradılar diyor. Buraları hızlı hızlı geçiyorum, daha enteresan bir konuya geldim. Bu verileri Fransa'daki Côte d'Azur gözlemevi güney kıyısında o Akdeniz kıyısındaki gözlemevindeki Agnes Fienja. Bu Agnes adı da aynı zamanda Latince'de kuzu anlamına gelir. Yani kutsal kitaplardaki sembollerle ilgili olanlar varsa bu adamın, bu astronom da adı bu
bu Setus takım yıldızından geldiğini söyleyen adamın adı kuzu anlamına geliyor. Agnes Latince'de. Bu adam diyor ki biz bu verileri yükledik diyor bilgisayara simülasyona, Setus takım yıldızı yönünden geliyor diyor. Fransız astronomi ekibi. Ve uzaklık olarak da tahmin, onların tahmini 600 astronomik birim. Bir astronomik birim arkadaşlar, bildiğim kadarıyla dünyanın güneşe olan mesafesini büyük mesafeleri ölçebilmek için astronomi, astronomik birim diye bir şey kullanıyor. Algı olarak gösteriliyor. Yani dünyanın güneşe olan mesafesini bir astronomik birim dersek bunlar 600 astronomik birim mesafede, 600 kat olduğunu düşünüyorlar. Düşünce sadece. Fakat gezegen geliyorsa ne hızla geldiğini bilmiyoruz. Gene ilk gözlem evinden astronom Loughlin ve Michigan Üniversitesi'nden kozmolojist David yerde bu saptamayı iyi bir teşhis olarak bulmuşlar ve diyorlar ki meğer sandığımızdan daha yakın ve parlakmış diyerek gezegenin bu kadar yakından olduğundan heyecanlandıklarını açıklamışlardır. Bu mesafe Plüton'un ortalama uzaklığından 15 kez fazladır. Bu haber kaynağında böyle söyleniyor. Gelelim benim o sevdiğim astronomun ifşaatı 17 daha yeni. 7 Nisan 2016. Bu astronom gene bir bombayı patlattı. Daha önce bu Türkiye adını verdiği, yani Türkiye'yi keşfeden astronom bu gezegen arkadaşlar dedi, dünyanın yıkımını getirecek dedi. NASA'daki bir astrofizikçi bunu söylüyor. Açın bütün beyanatlarını, bu haberi görürsünüz. İnkar edilemeyecek bir şekilde adam ilk defa ben böyle bir resmi ağızdan bu konunun dile getirildiğini gördüm. Daha önce hep 9. gezegen şu bu falan filan böyle ya da işte bu mitolojik bir gezegenden bahsediyorlar diyorlar da bu sefer NASA'da çalışmış emekli astrofizikçi bu gezegen dünyaya yıkım getirecek, dünyanın sonunu getirecek diyor. Açık, açık söylüyor. Bakın şöyle beyanattı. Royal Astronomical Society dergisinde yayınlanan makalesinde çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bu gezegenin, bu X mesul gezegenin dünyanın yakından geçebileceğini ve canlı yaşamı tehdit ettiğini ileri sürdü. Bu emekli bir astrofizik profesör olup bu gizemli gezegenin geçmişte de olduğu gibi yine dünyada kitlesel yok uçları neden olacağına inanıyor ve daha da korkutucu olanı bu olayın her an başlayabileceği düşüncesinde. İşte bunun her an başlayabileceği düşüncesi de bazı haber siteleri alıp şeye göre yorumladılar. Kitab-ı Mukaddes dedikleri yani Tevrat İncil'e göre çarpılarak bu ay dünyaya çarpacak diyor. Yani alakası adam öyle bir şey demiyor. Bu ay dünyaya çarpacak demiyor. Her an olabilir diyor. Etkisi her an görülebilir diyor. Kendi işlerine geldiği gibi yorumlamaya çalıştılar. Bu da bir tefsir yani. Gerçek olmayan haber sitelerinde orada sizlere sunmaya çalışıyorum bu arada. Şimdi ve daha da korkutucu olayı olanı bu olayın her an başta bir düşüncesi oluşuyor diyor. Yani bu Bitmayer şöyle söylüyor. X gezegeni ya da işte o Tüke gezegeni hakkındaki dört husus. Geçmişte olduğu gibi dünyadaki kitlesel yokuşlar neden olabilir diyor. Ve gezegenin diyor dünyadan 10 kez daha büyük bir kütleye sahip olmalı diyor. Ve son olarak Berlin Üniversitesi İsviçre 9 Nisan 2016. Bunlar da bu verileri ve saptamaları inceliyorlar. Evet diyorlar, böyle bir gezegen var. Yani bu 9. gezegen, X gezegeni ne dersek diyelim adına. Böyle bir gezegen var diyorlar ve bu gezegenin evdeki verilerle bu gök cisminin ya da diyelim gezegen demeyelim, her neyse göreceğiz. Atmosfer ve yüzeyindeki ısı derecelerini belirlemek üzere Berlin Üniversitesi'nden bir astronomi ekibi tarafından incelendi. Ve kendi düşünüşlerine göre bunun atmosferin hidrojen ve helyumdan oluştuğunu sandıklarını belirttiler demişiz. Şimdi daha pek çok şey var ama yavaş gittim. Kısaca özetle geçeyim son 5-10 dakikada. Şimdi arkadaşlar şimdi Oort bulutu var, Kuiper kuşağı var. Bunları izah etmem gerekiyordu. Görsellere geçeceğim. Manyetik hızların kutupların kayması var, dünyanın buz erimesi haberleri var, buzlar hızla eriyor. Yani kıyamet alametleri olarak pek çok şey kutsal kitaplarda belirttiği örtüşen bir şekilde ve ilahi nizam mekanında zaten açık açık söylendiği bir şekilde ortaya çıkıyor. Hastalıklarda bir takım garip hastalıklar, acayip artışlar var biliyorsunuz. Zika virüsünden tutun
Ebola salgını var, başka hastalıklar var, Lassa ateş, Lassa hastalığı var, duymamışsınız eğer, Ebola'ya benzeyen. Bazı ağaçlarda hastalık var, milyonlarca ağaç ölüyor arkadaşlar. Milyonlarca garip hastalıklarla. İngiltere'de garip bir takım tırtıllarlar öldürmeye başladı. Yok işte bilmem bir takım garip eşek araları çıktı, Avrupa'da öldürmeye başladı. Yani pek çok olaylar enteresan bir şekilde. Bu arada Mehdi inanışı İslamiyet'teki Budizm'de de ve Hinduizm'de de vardır. Biri Budizm'de Maitreya diye geçer, Hinduizm'de Kalki Avatar diye geçer. Avatar filmi, Avatar kurtarıcı demek, orada almıştır adını. Hristiyanlarda Mesih gelecek diye bir inanış vardır. İsa'nın ikinci gelişi vardır. Yahudiler Mesih gelecek diye bekliyorlar. İsa'yı Mesih kabul edecek, kabul etmiyor Yahudiler gibi böyle. Hemen bir tür inanışlarda bu dünyanın sonucunda. Yani bir takım kurtarıcı bir şey ama o acaba bir kişi mi? Yoksa o kurtarıcı olan şey bir takım bilgiler mi? Her şekilde yorumlanır. Niye Mehdi ile İsa olsun belki de bir takım bilgilerdir. İnsanın kurtuluşunu sağlayacak belki de. Bir de Deccal falan filan var yani. Bunların hepsini ben sembollerde izah etmiştim. Semboller kitabında ben şimdi şu görsellere geçeceğim. Şimdi arkadaşlar ben ilahi nizam ve kainata göre sağ olsun bir arkadaşım böyle resimden eli yaptım bana bunu oluşturdu, hazırladı. Ben böyle bir şeyin hazırlanmasını söyledim. O da hazırladı bu arkadaşımız. Bakın, kabaca bir diyelim ki bir gezegenin yaydığı manyetik çizgileri göstermek için çizilmiş. Güneş sistemimizi görüyoruz. Burada asteroid kuşağı var arkadaşlar. Bilmiyorum görünüyor mu? Asteroid kuşağı şurası. Kuyper kuşağı dediğimiz. Şimdi İlahi nizam hikayede deniyor ki güneşe çarpmadan gelecek, bir yerden dönecek ama buradan mı döner, buradan mı döner artık bilmiyorum. Ben de kafanızda bir fikir oluştursun diye bunu bu şekilde yaptım. Yani o Nibiru hikayeleri gibi gelip de buralardan falan dönmüyor. Güneş sistemine bizim yakınlarımıza kadar fazla sokulmadan dönüyor. Fakat onun manyetik etkisi zaten yeterli. Zaten bu çok büyük bir gezegense demek ki etkisi de az olmayacak. Şimdi devam ediyorum. Burada devam edeceğiz de okları görebiliyoruz, görüyoruz. Tamam. Bu işte asteroid kuşağı arkadaşlar. Yani bakın şurada Neptün var. İşte bu Kuiper kuşağı dediğimiz asteroid kuşağı arkadaşlar. Bir sürü böyle asteroidlerden oluşma. Bunun daha ötesinde bakın görüyor musunuz? Plüton nereye kadar gidiyor görüntü olarak? Daha ötesindeki bir gezegen işte bu yani. Bu yaklaşan gezegen var. Bu gezegen daha ötesinde bir de o da zaten teori Oort bulutu şu anda tam olarak kanıtlanmış değildir. Hipotetik bir buluttur. Oort bulutunda mı? Oradan mı geliyor? Yoksa Oort bulutuyla bu kaybı kuşağın aralarında bir irtibat var mı? Bir sürü teoriler var. Her neyse bu gezegen bu kuşağın daha ilerisinden geliyor yani. Ya da o astronomların dedikleri doğru kabul edilirse bu kuşağın daha ötelerinde dönen bir gezegen. İşte bu arkadaşlar Oort bulutu denilen şey. Geçiyorum ben yani daha bizim güneş sistemimize göre bayağı uzakta fakat dediğim gibi bu henüz yani gözlemlenmiş böyle bir kuşak yok bendeki verilere göre. Deniliyor ki açtım Wikipedia'da da yazıyor, başka kaynaklarda da yazıyor. Böyle bir Oort bulutunda bu kuyruklu yıldızların buralardan geldiği olarak kabul ediyor. Şu andaki görüş böyle. Geçiyoruz. Evet, okları bunları yapmıştık, uzağa doğru gittik. Ha, şuraya gelelim. Şimdi bu Türkiye adı verilen gezegenin, bu dedim yani üç tane astrofizikçi emekli, bunların ortaya koyduğu Türkiye'nin yörüngesini gösteriyor arkadaşlar. Bakın, eğer gezegen gerçekten Güneş'in etrafında dolanıyor ise, fakat bunların teorilerine göre bu gezegen başka bir Güneş sisteminden savrulup Güneş'in çekim etkisine yakalanmış olabilir. Bu Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'ndeki o iki astronom, hani Baytkin demiştim yani, onlara göre kahverengi cüce sınıfına sokuluyor bu gezegen. Kahverengi cüceyi görüyoruz burada. Şu Sun dediği bizim güneşimiz, Jüpiter zaten adı üzerinde. Geçiyorum. Geçebilirsek geçtik. Bu manyetik alanlarda bir fikir versin diye koydum ben.
bir gezegenden manyetik alan çizelgen ne kadar daha uzaklara gidebilir diye. Çünkü madem ki o yaklaşan gezegenin manyetik alan etkileyecek, manyetik alan yani sadece böyle bir aura gibi sadece vücuda böyle yapışık değil. Çok daha geniş, asıl auralar da daha geniş diye anlattığı esas dış aura vardır. Yani bayağı uzaklara gidebiliyor bir manyetik alan etkisi. Bu işte Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ndeki o iki astronomun 9. gezegen adı verdikleri gezegenin varlığını nasıl saptadıklarını yani hangi türlü çekimsel etkilerle diğer işte asteroidlerin yörüngelerindeki ya da başka yörünge sapmalarında onu gösteren bir çizim. Planet Nine dedikleri o 9. gezegen Sun dediği işte Güneş ortada Neptün yörüngesi var. Geçtik. Bu şeye göre yapılan bir çizim. Bu meşhur işte neydi o adamda? Nibiru teorisini ortaya koyan Fegerias için söylediğine göre ortaya koyulmuş bir çizim. Benim bahsettiği ilahi nizam ve kainatta bahsettiği gezegenle bir ilgisi yok arkadaşlar. Bu genel o Planet Nine'ın şeyini gösteriyor. 9. gezegenin muhtemel büyüklüğünü gösteren. Bakın Uranüs, Neptün, Uranüs en şeyde beyaz olanı. Görüyor musunuz? En sağ tarafta olanı. Dünyada en öteki uçtaki tarafı Earth demiş. Dünyadan hemen sonraki ise 9. gezegenin bu iki Amerikalı astronoma göre, Kaliforniya'nın iddiasına göre büyüklüğü bu kadar. Bu Vatikan'ın sahip olduğu iki gözlemlerinden biri ya da Vatikan'ın iddia edilen şey tarafından neydi o İspanya'da kurulan dediğim bir kurum vardı ya Aljion diye. Onların iddiasına göre bu gözlemeli, ismini vermiştim biraz önce gene vereyim ilgilenenlere. Papalığın gözlemeli. Bu arkadaşlar buz erimesini gösteriyor. Bakın Grönland'ı eski hali ne kadarmış? Bakın eski hali ne kadarmış şu anki yani buzların olduğu hali. Yalnız şunu unutmayalım. Grönland'da yaz ve kış kar miktarı değişir. Hep aynı kalmaz. Yani kışları eskiden buraya kadar gelirken kar miktarı artık kışların buraya kadar gelebiliyor. Yazın daha da küçülecek bu. Yani bu bilgiyi de bilmek lazım. Şimdi burada kayma hareketi arkadaşlar Rusya'ya doğru, Sibirya'ya doğru manyetik kutbun kaydını gösteriyor. 10 yıldaki hızlanma bu. Bu da 50 yıldaki miktar bakın. 50 yılda bu kadarmış, 10 yılda bu kadar gelmiş. O yönde gidiyor. Bu dünyanın manyetik alanının gösterilmesi arkadaşlar. Bakın güneşten dolayı bu taraf değil daha çok bu tarafa doğru bir kayma hareketi var. Dünyanın manyetik alanı yani güneşin etkisinde olduğu, güneş rüzgarlarının etkisinde olduğunu gösteriyor. Güneş rüzgarı deniyor astronomide. Bu gene manyetik kuzey yarım küresine ait manyetik alanın kayma noktası. Bir de geomanyetik pol deniyor ya bakın şu arkadaşlar bu da güney manyetik kutbudur. Bu kuzey, şu kuzey bu da güney. Güneydeki de aynı şekilde yer değiştiriyor. Sadece kuzey değil. Devam ediyoruz. Bu Arjantin'deki sismolog ve astronomun depremi bilen o astronomun ABD'yi suçlayıcı işte bir gazetedeki makalesi yani biliyorsunuz gerçeği söylemiyorsunuz şeklindeki bir komple iddiası ait bir gazete kuruyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte 2013'te bu rapor hazırlanan şeyleri gösteriyor arkadaşlar. Sıcaklıklardaki anormallikleri, anomali diyoruz. Aslında tam anormallik anlamına gelmez. İngilizce'de, Fransızca'da kullanılan bir kelimedir anomali. Yani normal ötesi, normal dışı, alışılmamış gibi anlamında kullanılıyor. Bu Grönland'daki evet, kar miktarının yıllara göre azalmasını gösteriyor arkadaşlar. Buzul tabakaları eriyor durduk ya bakın. Yıl 1996, 1998, 2007, şu anda 2016'dayız. Hatta bazı buzul ülkelerinde kar yağmıyor diye kar doğasına çıkmaya başladı. Norveç gibi bazı yerlerde, Oslo'da mesela. O kadar kara alışkın bir ülkede bizde yağmur doğasından çıkarlar, o da kar doğasına çıkmaya başlar. O kadar enteresan bir şekilde iklim anomalileri var. Devam ediyorum. Bu işte o sinkhole, İngilizce'de denilen o obruk dediğimiz bir arkadaşımız. Kendi kendine açılan çukurlara bir örnek. Bunlar sayısız derinlikle, sayısız şekilde ülkelerde çıkıyor. Değişik zamanlarda derinlikleri değişik ve tam olarak açıklanmıyor.
kapanmış bir fenomen değil. Tabii ki bir takım çökmeler var ama bu çökmeler nereden kaynaklı? Yani sebep ne? Esas sebep ne? Bakın burada da var başka bir tane. Burada gölde açılan bir sinkol, bir obruk işte. Gölün suları bakın nasıl içine atılıyor. Bu kitlesel hayvan ürünlerinden bir tanesi bir balina. Kaşavuk türünde bir balina. Bu Güney Amerika kıyılarında sahile vurdu. O kadar yüzlerce söylüyor ki o taraflarda özellikle Güney Amerika'dan çok gelmeye başladı bu haberler. Arkadaşlar ancak uydularla kaç tane balinanın öldüğünü saptıyor. Zaten gövdeleri büyük ve değişik yerlerde vuruyor ya. Uzun bir Arjantin sahile de çok uzun. Ancak uydulardan alınan verilerle sayabiliyorlar kaç yüz balinanın öldüğünü. Bu arada orada sardalya balıkları da ne kadar öldü? Milyonlarca ton öldü. Milyonlarca ton. Yani bayağı büyük rakamlar, çok büyük. Ufak değil arkadaşlar. Bakın bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki deniz anaların, deniz ayılarının ölümü. Şu anda bir arkadaşım oradan daha yeni döndü. Bizzat kendi gözüyle görmüş bu hayvanları. Amerika Birleşik Devletleri kurtarmaya çalışıyor falan filan ama yani bayağı ölüyorlarmış. Yavrularıyla beraber. Bu Hindistan kıyılarında yunuslar ölü, kitlesel ölü yunuslar. Arkadaşlar dünyada tam şimdi hatırlayacağım yani yüzlerce ülkede böyle kitlesel hayvan ölümleri yaşandı geçtiğimiz yıl. Ve sadece deniz değil, hava ve karada var. Tam olarak sebebi bilinmiyor, henüz araştırılıyor. Tam bir sebebi bulunmuş değil. Özellikle arı ölümlerinin sebebi üzerinde bayağı duruluyor. Bu arada değişik hayvan hastalıkları da çıkmaya başladı. Yani sadece insan sebebi tam yakabiliriz ışıkları. Size zahmet olacak burada. Şimdi arkadaşlar, iki saate ancak bu kadar sığdırabildim. Herkesin gitmesi gereken yerler olabilir diye şu anda daha fazla uzatamıyorum. Fakat son olarak bir ya da iki soru alabilirim belki, bilemiyorum. Soru sormak isteyen bir arkadaşımız yoksa teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.